Hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters Kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli üç önemli arkadaşım. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edeceğiz. Ali Tarakçı, gazeteci yazar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Aslında izleyicilerimizin sizin böyle paltolu girişini bir görmesi gerekiyordu. Bir anda sizi görünce de üşümeye başladım desem yeridir. Ya bahara geldik, kışı. Peki, ben yağmursuz gelmiştim. Şemsiyesi olmayanlar da var. Örneğin saç itibariyle de korunmayanlar da var. Onu da söyleyelim yani. Ama Akit TV o tür arkadaşlarımızın tamamına özel servis araba veriyor. Kapının önünde ıslanma imkanları söz konusu. Peki, öyle diyelim. O zaman hizmetimizde sıkıntı yok. Bercan Tutar, gazeteci yazar, hoş geldiniz. Hoş bu arada bulduk. Payınıza düşeni aldınız herhalde sanıyorum. Hüsamettin Aslan, gazeteci yazar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler, hemen konu başlıklarıyla bir hatırlatma yapalım. Nelere değineceğiz diye şüphesiz ki merak ediyorsunuz. Evet, son bir haftadır sanatçılar neden Afrin'e gitti? Bizde ilginçtir. Bu gibi durumlarda bütün ülkelerin muhalefeti ve iktidarıyla yek vücut halinde herkes ordusuna, milletine, vatanına sadakayla, sıdıkayla, her türlü varlıklarıyla destek olurlar. Ancak bizde ilginçtir, bir Cumhuriyet Halk Partisi var ki dillere destan. Yani Fransızların yerine mi koysak, İngilizlerin yerine mi koysak, Almanların yerine mi veya ABD'nin yerine mi, hatta İsrail'in yerine mi koysak diye de düşünmeden edemiyoruz. Sanatçıların konusunu ve tepkilerini konuklarımızdan konuşacağız. Türkiye halkının yek vücut olduğu bir süreci aslında paylaşmamız gerekiyor. Belki de sık sık konuşmamız gereken önemli bir süreç. Terörle mücadele ve mücadeleyle birlikte yasalar önemli bir mevzuat olarak da karşımıza çıkıyor. Toplumumuzun %90'ı çok net bir şekilde yek vücut halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de destek verdiğini tekrar altını çizmemizde yarar var. Bunları konuşacağız. Bölgemizde son zamanlarda Fransızların ve İngilizlerin derin aklı devreye girdi. Bu operasyonda özellikle Trump'ın konuşmaları çok önemli. 7 trilyon doları verin, ben gideyim yoksa durmam dedi tüccar mantığıyla bunu konuşurken. Fransa ve Suudi Arabistan, İngiltere, perde arkasında yeni bir takım Sykes-Picot'un devamı olma şekliyle de devam ediyor. Ben hemen özellikle Ali Bey'le de başlamak istiyorum. Ali Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu ilk kez bu kadar hiddetli gördüm. Çok ağır ifade ve dil de kullandığını da biliyoruz. Sanatçılar açısından niye bu kadar tepkiliydi? Şimdi nasıl bir Türkiye umuyorsunuz, önce onu merak ediyorum. İstiyorsunuz ki biz hayal ettiğimiz Türkiye'yi umuyoruz, kesinlikle, ama sizler kesinlikle Marx'ın Türkiye'sini mi hayal ediyorsunuz? Onu bir türlü çıkaramadım. Marx'ın Türkiye hayali yok. Bilmiyorum, o düşünceleri bilmiş, en azından bilirsiniz diye söyledim. Yani bir hayali yok ama. Yok, onun düşünceleri bayağı hızlı bir şekilde birileri savunuyor. Marx'ın Asya ekonomisi diye yazdığı başka bir teori var. O konuda da oturur bir gün konuşuruz. Eyvallah. Şimdi üretim biçimiyle alakalı olarak, üretim ilişkileriyle ilgili olarak Marx'ın Asya'ya yönelik olarak çok ciddi bir şey var, yazmaları var. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Eğer Türkiye'de herkesin Sayın Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin ya da iktidarın ya da devletin yaptığı her şeyi %100 destekleyecek diye bekliyorsanız, bu bir kere abesle iştikal. Birileri eleştirecek bir şey yapacaksınız. Yaptığınız bir şey birileri eleştirmiyorsa orada kötü bir şey vardır. Demek ki eleştirinin tüm şeyleri kapalı, kanalları kapalı demektir. Cumhuriyet Halk Parti'den ne bekliyorsunuz ki? Yani Cumhuriyet Halk Parti ne yapsın? Yani Afrin'le, oh ne güzel, iyi yaptınız, bu sanatçıları da oraya götürdünüz, klarneti de çaldırdınız mı desin? Yani AK Parti iktidarı döneminde uyuşturucudan dolayı cezaevine girmiş, uyuşturucu kullanmaktan, torbacılıktan, satıştan bilmem. AK Parti iktidarının döneminde AK Parti'nin İçişleri Bakanlığı'ndaki emniyet güçleri yakalamış, AK Parti döneminde adalet yargılamış, AK Parti döneminde cezaevlerinden sonra Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde yatmış. Başka sanatçılar da var. Allah aşkına siz Afrin'e destek için bula bula bu sanatçıları mı buldunuz? Allah aşkına. Bu ülkenin değerleri değil mi? Değerleri olarak oraya gösterirseniz, popüler kültürün değerleri bunlar. Popüler kültür geçici bir şeydir. Kalıcı kültür apayrı bir şey. Meselenin özü şu. Siz oraya yazarlardan, gerçekten bu ülkenin sanatçılarından, gerçekten bu ülkenin aydınlarından entelektüel değerlerini bir araya getirerek yapıyorsanız, mesela Hande Fırat bir şey yazdı. 25 sanatçının
bu şeye çağrılmasına rağmen gitmediğini, Demet Akalın bir tweet attı. Bu böyle bir şeye kendisinin çağrılmadığını, İbrahim Tatlıses'e ve diğerlerine yönelik de çok afrin afrin diyorsanız çocuklarını askere gönderin dedi. Hı hı. Meselenin özü şu, yani bazen bir yere destek olmak için birilerini götürürsünüz ama o öyle kamuoyunda... Hadi destek olamadılar da niye köstek oluyorsunuz? Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi kaç tane sanatçıyı bölgeye şimdi götürdü? Çok özür diliyorum. Peki. Ya bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni, hı hı. siz, ben, buradaki hı hı. arkadaşlarımız. Yani gerçekten Afrin meselesi üzerinde destek bula bula kokainden yargılanmış bir sanatçı mı götüreceksiniz? Böyle bir şey olur mu? Hepsi doğru olsa, hepsi doğru olsa, bir tek o olsa bile o bütünü şey yapıyor. Zehirliyor mu? Tabii ki öyle değil mi yani sonuçta? Meselenin... Bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapmış şimdi ben, olsaydı aynı duygularla... Aynı şeyi bense bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olsaydı Erdoğan eleştirirdi. Hı-hı. Sayın Erdoğan tartışmasız yerden yere vururdu. Şimdi programa girmeden önce de konuştuk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işte hepimiz askerlik yaptık. Yapan arkadaşlarımız biliyorlar. Hı hı. Eskiden askerlere moral diye çingene dansözler getirildi gecede. Aç aç yaptırıldı. Bakın tüm askerlik yapmış herkes bilir bunu. Hı hı. Ya şimdi böyle bir rezilliğin olduğu bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden söz ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için... Tam da onu anımsat. Ama bakın bir şey söyletmek istiyorum. Ülkede, bak bir şey söyletmek yani, istiyorum. Bu ülkede sistem var. Bak, bu sistem bu milleti asimile etmek için her türlü neredeyse puşluğu denedi desem yeridir. Yani Anadolu'nun temiz insanlarını getirip orada dansözlerle buluşturup ahlaki bir erozyon yaratmak için bunları niye eleştirmiyorsunuz? Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren hmm. bunu eleştiriyorum size. Bakın ben bana bunu söylerseniz ayıp edersiniz. Neden? Çünkü hayatının 15 yaşından itibaren bu ülkenin cezaevlerinden işkencelerine hmm. kadar bu ülkenin otoriter cumhuriyetiyle, Kemalist ideolojiyle, hmm. O otoriter cumhuriyetin koruyucusu tüm kurumlarıyla mücadele etmiş, sözünü söylemiş bir adama yönelik olarak söylüyorsunuz bunu. Yani onun için lütfen onu bir kenara koyun. Ya beni o noktaya taşıyamazsınız. Ben anlı şanlı bilmem ne ordu üzerinden falan laf etmem, anlatabiliyor muyum? Benim de kendime göre değerlerim var. Yani bir ordunun varlığı bellidir. Peygamber ocağı diyorsunuz. Peygamber ocağı dediğiniz orduda... Siz peygamber ocağına inanmıyor musunuz? Bak bir şey söylüyorum. Ben de diyorum ki peygamber ocağı dediğiniz demin siz söylüyorsunuz. Hı hı. Aynı o ordu 27 Mayıs darbesinde bizde bir şey siyet dediğimiz bir savunma lütfen, mekanizması bir şey anlatmaya var inanç temelinde ama ben de diyorum şey ben getirip... ben de diyorum ki 27 Mayıs'ta o ordu dediğiniz ordu işte o. Hmm. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkenin bağrından çıkan ordu. Yani askerinden kurmay subayına ve paşasına kadar 3 tane vatan evladını astım. Menderes'i, Polatkan'ı ve Zorlu'yu. Ne diyeceğiz şimdi? Aynı ordu 1971 kişiler üzerinden bir şey söylüyorum ama bak ben bir şey söylüyorum. Aynı ordu 12 Mart darbesinde bu ülkenin gençlerini astı. Aynı ordu 1980 darbesinde 50'nin üzerinde sağdan sola kadar gencecik çocukları astı. Aynı ordu Diyarbakır cezaevinden başka cezaevlerine kadar yüzlerce çocuğu öylesine onursuz bir şekilde işkence yaptılar ki bugün Diyarbakır zindanları dediğinizde, Ankara Mamak dediğinizde, İstanbul Metris dediğinizde Türkiye tarihinin, işkence tarihinin, zulüm tarihinin en önemli zirve yapmış yerleri bunlar. Tamam. Ve buraları kimlerin koruduğu belli. Benim için özelliği şu. O kimlerin koruduğunu desek şöyle bir parantez açsak yeri midir? Batı'nın modern ve Batı yanlısı dediğimiz o junta hayranlığı, beyaz Türkler sınıfı vesairesi desek, burjuvazi sınıfı desek yeri değil mi? Şimdi bunların topyekun kalkıp da bütün bir orduyu hürmet altında bırakmak sizce mantıklı mı? Sevgili Sabri. Buyurun. Eğer meseleyi sadece ordu meselesini şöyle ben bakarsın... Ben biraz hakkaniyet istiyorum. Yok. Yani o konularda ordu yanlış yapmış şey olabilir. 31 Mart vakası üzerinden hı-hı. aldığınızda modernleşme, ama aydınlanma... Bak bir şey söyleyeceğim. Petro'da bir proje. Bir şey söyleyeceğim. Jacobin'imiz üzerinden bakarsanız hı-hı. ama aynı zamanda 600 yıllık Osmanlı toplumundaki Yeniçeri'nin saray basıp padişah çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini de biliyoruz. Hı-hı. Saray basıp neler yaptığını da biliyoruz. Yani ordu dediğiniz şey böyle bir şey. Çünkü orduya ulife dağıtmadığınızda Topkapı Sarayı'nın önüne gelip
neler yaptığını hepimiz tarihimizden biliyoruz. Bütün ben, tarihlerde ihanetçiler bak, var. Bak şunu anlatmayın ama. Benim için şudur. Sadece inandığım bir mesele, yani Afrin meselesi üzerinden inşallah bu akşam onu da tartışma fırsatı. Ben Afrin meselesi üzerinden çok açık söylüyorum. Hı hı. Yapılan doğrudur ama o sanatçılarla yapılması, içerisinde kim sanatçıların bulunması yanlıştır. Ve kim organize etmişse onun içerisine daha farklı insanların katılımının yapılamaması bir beceriksizliktir. Söylemek istediğim budur. Eleştirilmez değildir. Eleştirilmeyecekse iktidar, devlet nasıl doğruyu bulacak? Yani, tamam iyi yaptınız. Yani her 10 yılda bir, her 5 yılda bir Sayın Erdoğan çıkıp yanlış yaptım deyince mi çark edip biz de zaten öyle düşünüyorduk mu diyeceksiniz? Ama sizden sağ olun öyle bir Türkiye aldı ki tabii Erdoğan bundan uğraşıyor bir türlü. Ha bizden aldınız. Yani ben bizden aldım. Gibi düşüncelerden ben vallahi yani, şey vallahi bilemiyorum. Lazım. İşin ilginci şudur işte aldıklarınıza benzemeye başlayınca kötü bir şey. Yok biz benzemeyeceğiz onu söyleyelim. Bu milletin gasp edilmiş bütün hakları ve tarihini tekrar Türk toplumuyla yüzleşme vakti ve zamanı geldiğini düşünerek bizler bu uğurda hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Bercan Bey'e hemen dönmek istiyorum. Sanatçıların çoğu basına da açıklama yaptı Bercan Bey. Suç duyurusunda bulunacaklarını bir ana muhalefet liderinin bu denli kalkıp ülke çıkarları içerisindeki bir bütünlüğü ve kucaklayıcı bir mesajı neden kötüye kullandığı ile ilgili ciddi eleştiriler ve son dakika olarak da geçtiğimiz saatlerde Mustafa Kesen'in de çok sert açıklaması oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili. Koçyiğit'in de oldu, Gencebay'ın evet. da var. Birçoğunun var ama sanıyorum Mustafa Kesen'in çok sert açıklaması oldu. Siz nasıl görüyorsunuz Ali Bey'in düşüncelerine baktığınız zaman böyle bir anda yani her şey hatalı gibi gözüküyor ve kısmen beğendiği, beğenmediğini de söylüyor. Şimdi aynı mümkün değil. Yani tarihsel olarak zaten bir refleksi ortaya çıkarıyor. Bazı kırılma noktaları vardır. Yani AK Parti ile ilgili herhangi bir eylem, bir gelişme, yani Afrin operasyonu olsun, işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, yani AK Parti'nin yaptığı herhangi bir şey olsun, hem liberallerden hem de sol Marksist kesimden tepkiyle karşılanıyor. Evet. Bunu ben doğal görüyorum. Çünkü ikisi de aynı zihniyetin ürünü. Yani liberalizmde, Marksizmde devlet karşıtlığı ve din karşıtlığı üzerine kendilerini bina etmiş akımlar. Yani bugün mesela liberalizm bireyi tanrılaştıran bir ideolojidir. Marksizmde toplumu, toplumsal olanı tanrılaştıran bir ideolojidir. Ve ikisi de devletsizliği över, dinsizliği hı hı. över. Biz ikisi dememiyor ya da. Yani, yok, aynen öyle. Bak, bir kere şunu yaparsanız çok üzülürüm. Bak çok üzülürüm. Marksizm bir devletsizliği falan savunmuyor. Nasıl Hacı savunmuyor? Liberalizm. Marx'ın en sonunda leader of the state. Anarşizm, anarşizm lütfen. Yani şimdi ideolojik olarak anarşizm başka bir şey. Anarşizm bir ideoloji, orada devletsizlik var. Ama Marksizm zaten baktığınızda üretim ilişkileri üzerinden eleştirel bir türlü şey yapıyor. Bunu tartışırsınız ama devletsizliği falan da devletsizliği savunur. Alman yani. İdeolojisinde de mesela bunu çok net bir şekilde söyler. Engels'e birlikte yazdıkları kitapta olsun, diğer kitaplarında olsun. Neyse, yani bunun şeylerini yapıyor. Okuduk. Biz o anlamda söylüyoruz. Yani en sonunda devlet ortadan kalkacaktır. Yani öyle bir projesi vardır Marx'ın. O diyalektik metot. O feodalizmden kapitalizme, kapitalizmden sonraki aşama sosyalizm, ondan sonraki en aşamada mesela devletsizlik. İşte üretim ilişkileri üzerinden bakıyor mesele. Onu şimdi şuradan şuraya geliyorum. Yani bu beyaz Türklerin AK Parti, yani muhafazakar ve dindar bir kimliği olan partiye yönelik tepkileri ister istemez bu güdülerden, bu temelden kaynaklanıyor. O temelin kökeninde de o Fransız solculuğu dediğimiz ve Fransız liberalizmi ve Fransız Jacobenliği dediğimiz şey vardır. Evet. Yani o Fransız solculuğu, yani daha doğrusu çağdaş ve medeni olmak, batılı olmanın temel ölçütleri bizim gibi toplumlarda, sömürge toplumlarında, kolonyal toplumlarda şöyle belirlenmiştir. Devlet ve din düşmanlığı yapacaksınız. Devlet ve din düşmanı değilseniz ilerici olamazsınız, çağdaş olamazsınız. Şimdi dünyada oysaki tam tersi bir akım tartışılıyor. Mesela Habermas var, iletişim felsefesinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdi postseküler dönemden bahsediyor. Avrupa'nın artık o seküler politikaların, aydınlanma felsefesinin Avrupa'yı, dünyayı getirdiği çıkmazdan bahsediyor. Yani ben liberalizmle Marksizm aynı kaynağın, aynı lağımın neredeyse sularıdır derken bunu kastetmek istiyorum. İkisi de modernizmin biri yok işte ilerleme bu yönden sağlanır, öbürü yok bu yönden sağlanır. Biz toplumu, ideal toplumu, ütopyayı böyle gerçekleştiririz. Ama ikisi de modernist düşüncenin, yani antropolojik düşüncenin, insanı merkeze alan, insanı yücelten, Tanrı'yı,
dini ötekileştiren ideolojilerdir bunlar. Yani liberalizmde bireyin o kadar kutsanması, devlet karşısında bireyin savunulmasının temel felsefesi budur. Marksizmde de aynı şey geçerlidir. Ama günümüzde muhafazakar düşünce öne çıkıyor. Muhafazakar düşüncenin öne çıkmasıyla da devletin önemi öne çıkıyor. Yani beğenin beğenmeyen böyle bir süreçten geçiyoruz şimdi. Yani antropolojik değil de biraz daha teolojinin de, dinin de, kültürün de, geçmişin de, aidiyetlerin de önem kazandığı bir toplumsal süreçten geçiyoruz. Şimdi böyle bir süreçte Türkiye'nin o endoktrine olmuş kesimleri, o işte beyaz Türklerle biz bunu mesela ifade ediyoruz, simgeleştiriyoruz. Evet. Bunların yani ister istemez AK Parti'den gelen her şeye bir tepkileri var. Yani bunu mesela en net şekilde ya bizim işte Tarık Akan sanatçı da, Orhan Gencebay sanatçı değil mi? Hülya Koçay sanatçı değil ama mi? Onlar... Fazıl Say sanatçı da. Peki. Eleştirirken sanatçı kimliğiyle eleştiriyor da işte Tatlıses sanatçı yani değil mi? Yani Berhan Şimşekler vesaire. Evet, Berhan Şimşek'i bunlar... sanatçı görüyorsunuz da Tatlıses gibi bir insanı nasıl sanatçı göremezsiniz? Göremez. Son 20-30 yıldır popüler kültür ikonudur. Onlar Cumhuriyet'in çocukları kahresinde kendilerine yer bulamadılar ki sanatçı olsun. Yani o popüler kültür dediğimiz eskiden evet. Mesela o Jacoben Batı güdümündeki kesimlerin tekelindeydi. Şimdi o tekelden çıkıyor. Ve bu kesimlerin çıkıp yani liberal kimliğiyle tanınan veya sanatçı kimliğiyle tanınan bir insandan batılı refleksler bekleniyor. O reflekslerin dışında bir şey gösterdiğinde yani devletini, toplumunu veya ulusal bir mesele, Afrin gibi bir meselede herkesin aslında yek vücut olması gereken bir meselede devletinden, ordusundan, milletinden yana veya tarihinden yana bir tavır sergilediğinde öbür kesimlerde tabii şoka yol açıyor. Ama şurada ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir tespitini aktarmak istiyorum. Buyurun. Ahmet Hamdi Tanpınar der ki tarih toplumları yargılamaz, sanatçıları ve aydınları yargılar. Şimdi Cumhuriyet tarihine de bakın. Biz kimi hatırlıyoruz? Damat Feritleri hatırlıyoruz, Mehmet Akif'leri hatırlıyoruz. Yani ihanet eden, ya orada mesela işte İzmir halkı Yunanlara niye direnemedi? İşte bunlar Sakarya'ya doğru gelirken kim bu halk köylü şunu yaptı, bunu yaptı, kim bunu konuşuyor muyuz? Yok. Yok bu halkı İskilipli ama İzmir'de Hoca, çok, ne yaptı? Dökmeye çalışanlar ha, Yahya var. Kemal ne yaptı? Damat Ferit ne yaptı? Ondan sonra Enver Paşa ne yaptı? Yani veya Çerkez Ethem ne yaptı? Hep böyle şahsiyetleri, kanaat önderlerini, sanatçıları konuşuyoruz. Tarih bunları yargılar. Bu anlamda da şu anki yani şeyi tartışmıyoruz tabii. Yani işte Afrin'e yani bir usul üzerinden tamam bir içerik mahkum edilmeye çalışılıyor. Veya Gezi'deki gibi 3-5 ağaç bahane edilerek mesela siyasal iktidar meşruiyeti veya Erdoğan'ın yani toplumun oylarıyla seçilmiş bir kişinin meşruiyeti sorgulanmaya çalışılıyor. Mesela Koçyiğit'in açıklamasında böyle ilginç güzel tespitler vardı. Yani sandıkla halkın iradesiyle iktidara gelmiş bir seçilmiş bir liderin meşruiyeti mesela böyle bir organizasyon üzerinden sorgulanmaya çalışılıyor. Yani Erdoğan zaten bunu çok güzel şekilde mahkum etti. FETÖ ahlaki dedi. Gerçekten de FETÖ ahlaki. Yani o FETÖ ahlakının içinde CIA'nın projesinde görebilirsiniz, Amerika'nın projesinde görebilirsiniz, batılı ülkelerin Türkiye yaklaşımında görebilirsiniz, algı operasyonlarını görebilirsiniz. Çünkü dışarıdan siz de dediniz ya %90'lık bir destek var. İnanılmaz bir Afrin operasyonuna bir destek var. Mehmetçiğe bir destek var. Yani 15 Temmuz'dan sonraki o işte o ordu algısı yani bu yerle bir edildi. İlginç olan da şu yerel yönetimlerde bütün siyasi partiler araç bulmakta sıkıntı çekiyor bölgeye durmadan araç göndermekten. Ama ilginçtir böyle o araçların birisinde de önünde Cumhuriyet Halk Partisi yazıp da Afrin'e bir destek, vatani bir sorumluluğun yani bir faydası zerresi de olsa onu hissederek gitmesi gerekmez mi? Tabii yani burada şunu da söyleyerek bağlayayım. Mesela solcular kendilerini işte Marx'la ilişkilendirmekten mesela böyle mutluluk duyarlar. Aydın çocuklar. Veya liberaller işte Stuart Mill falan demekle, John Locke'la falan mesela kendilerini özdeşleştirmekten mesela böyle gurur kaynağı olarak görüyorlar. Ama hepsi de kölecidir, hepsi de kolonyalisttir. Mesela Marx'ın Hindistan'la ilgili biraz Ali Bey değinmek istedi de Asya tipi üretim tarzı kitabında bahsetti. Yani Osmanlı yapı tarzını, üretim tarzını despotizm diye niteler. İşte İngilizlerin Hindistan işgali över. Bu modernizm getirecektir onlara der. Yani çünkü burjuvaziyi eleştiren bir adam ama mesele doğuya, Asya tipine, Asya ülkelerine falan gelince İngiliz emperyalizmini ve sömürgecini öven bir Marx var karşımızda. John Locke mesela İngilizlerin işte Amerika kıtasını sömürgeleştirmesini över. Niye? İşte oradaki yerliler o toprağı, doğayı iyi kullanamıyorlar. Kant'a bakın köleciliği över. Hepsinin genlerinde, Hegel'de, hepsinin genlerinde yani batı dışı olan bütün toplumlara karşı inanılmaz bir böyle kolonyalist, üstten bakıcı, onları aşağılayıcı ve barbar diye niteleyen bir, sınıf milletini bir bakış açısı vardı. Şimdi bizim Müslüman Türkiye'deki insanlara bakıyorsun, Marksistim diye övünmeye çalışıyor ve övünüyor. Yani bir rezilliktir bu.
Veya işte ben liberalim diye övünüyor. Senin kendi liberal demen, Marksizm demen kendi tarihine küfretmekten başka bir şey değildir. Yani onun o genleri bilmek zaten. Alman ideolojisinde Marx bahseder uzun uzun. Yani Alman burjuvazisini eleştirirken der ki bunların mesela ahlakı şeydir, yani rezalet bir ahlakları vardır. Bu buna kendi çıkarlarını düşündükleri için işte işçi toplumunun, yani mesela burjuvazinin bazı çarpıklıklarına değiniyor. Doğrudur. Yani o dönemdeki vahşi kapitalizmi eleştiriyor. Ama sırf o kendi Avrupa toplumu için geçerli bir şey bu. Ama dışarıdaki toplumlar için adil, eşitlikçi, özgürlükçi bir yaklaşımları kesinlikle yoktur. Şimdi bu yaklaşımlar, o Marksizm'deki, o batıcılıktaki, aydınlanma düşüncesindeki, Avrupa'dan gelen o bütün kirli mikroplar genelde bizim aydınlarımıza toplanmış durumdadır. Bunun nedeni de Fransız etkisidir. Fransızlardan etkilenmemiz. Yani modernleşmeyi, aydınlanmayı, acaba Avrupalılaşmayı ilk Fransızlardan öğrenmemizdir. Mesela Anglo-Sakson geleneğinde bu yoktur. Fransız geleneğinde solculuk, ilericilik devlet ve din düşmanlığı üzerine kuruludur. Ama Anglo-Sakson, İngiliz geleneğinde bu yoktur. Yok. İngiliz İşçi soyluluk Partisi'ne var. Bakıyorsun. Yok, kiliseye de gidiyor adam. Soyluluk yani, vardı. Soyluluk da var. Yani soyluluk. Kiliseye gidiyor. İncil'ini de okuyor. Ama öbür taraf gelince mesela işçi haklarını, yani sosyal adaleti, ekonomik adaleti savunmak senin dine düşmanlığını, kültürüne düşmanlığını, tarihine düşmanlığını gerektirmez. Yani bunun Türkiye'de iyi belirlenmesi lazım. Muhafazakarların da bu konuda çok ciddi, sağlam eleştiriler getirmesi lazım. Yani her ben solcuyum diyene, Marksistim diyene falan böyle bir kompleksle veya bir çekingenlikle bakmamak lazım. Üstüne gitmek lazım. Çünkü yani bütün o kirli çamaşırlar tamamen ortaya çıkmış durumda. İdeolojileri real olarak çökmüş durumda. Şimdi bu noktadan sonra hala belki kendilerine bir ilerici üstten bakıcı Jacoben bir kimlik atfetmelerine de müsamaha etmemek lazım. Daha iyi anlaşılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Hüsamettin Aslan. Hüsamettin Bey, hem Ali Bey'in hem de Bercan Tutar Bey'in bahsettiği konuya tekrar gelecek olursak, sizlerin de sanatçılara bakış açınız olumlu veya olumsuz. Bu manada siz nasıl görüyorsunuz? Kısmen eleştirilecek bir takım konular var mıdır? Ben de katılıyorum. Vardır. Nedeni de şu. Bir takım görüntüler vesaire. Ama bunlar tamamen saf ve temiz duygularla bölgedeki insanlarımıza destek olmasıydı. Bu destek olması derken bir siyasi parti, ana muhalefet dediğimiz parti bunu farklı bir mecraya taşıdı. Yani ne olur bir taşla sen koy oraya da ben de hani düşüneyim, gerçekten vatana karşı bir minnet borcunu şu zerre kadar bir şey de olsa koydun. Ben de sana alkış tutayım. Evet. Bunu yapmıyorsun ama her türlü eleştiri yapıyorsun. Bu arada değerli izleyiciler, sosyal medya üzerinden de birçok soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Mümkün oldukça da onları program sırasında tartışmaya çalışacağız. Buyurun, sizi dinliyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben bu konuyu farklı bir yönden ele almak istiyorum. Bakınız Sabri Bey, bir silahlı kuvvetlerin ülke içinde ve ülke dışında yapacağı operasyon, kazanımları ve götürüleri açısından hükümete mal edilir. Evet. Buradan hareketle Afrin operasyonu, Allah muhafaza, tam tersi bir durum olsaydı burada biz kimi yargılayacaktık Sabri Bey? Hükümeti. Bir kazanım var. Evet, operasyonu icra eden silahlı kuvvetler. Ama bu kararı aldıran kim? Siyasi mekanizma, siyasi otorite. Halen bunun bir getirisi var mıdır? Operasyonun başarısı itibariyle baktığımızda vardır. Halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada en fazla asabiyet duyduğu şey bu getiriden pay alamamak, tırnak içinde söylüyorum. Aslında mesele sanatçıların üzerinden tartışılması, hedefi birazcık da ıskalamamamıza neden oluyor. Hatırlarsınız, bu tartışmanın bir benzerini biz nerede yapmıştık? 15 Temmuz'da yapmıştık. 15 Temmuz sonrasında dünya medyası, dünya merkez medyası ve Türkiye'deki laik medyada en çok dönen konu neydi? 15 Temmuz başarısız darbe girişimi hükümete mal edilmemesi üzerine kuruluydu. Dolayısıyla evet, sanatçıların listelerin hazırlanması konusunda bir ne diyelim, bazı önem sırasına dikkat edilmediğiyle ilgili bir eleştiride bulunmamız bence gerekir. Zira oraya giden her eline mikrofon alan kişiyle sanatçı olarak atfedilmemesi gerektiğiyle ilgili toplumlara bence bir kanı olduğunu düşünüyorum. Ancak ya Afrin gibi militer bir operasyon gerçekleştirilmiş, işte 60'a yakın askerimiz şehit olmuş, onlarca askerimiz gazilik mertebesine ulaşmış, böyle mübarek bir operasyonu ve bölge halkına bir soluk getirmiş operasyonu sanatçıların tutuşları üzerinden ya da bir klarnet üzerinden değerlendirmek, hedefi ıskalamak ve gereken önemi haiz yapılan eleştiri mihvallerine baktığımızda gerekli önemi de vermediğini düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey de ıskalamamız lazım. Bakın, AK Parti 16 yaşına girdi iktidarda.
kendi Tayyip Bey'in yaptığı eleştirilerin başına göre biz kültürel ve ekonomi konularında başarılı olamadık diyor. Sabri Bey, ben olayı bakın, Türk medyasında hiç vurgulanmayan bir yerden alayım. Bugün Vatikan'ın Türkiye sermayeli gönderdiği vakıfların ve anaokulların en büyük finansörleri, bakın, bu organizasyona katılmayan sanatçılardır. İsimlerini ben size burada vermeyeyim, program arasında vereyim. Vatikan'ın burada desteklemiş olduğu anaokullarının, eğitim yuvalarının en büyük finansörleri, sizin medyada daha fazla gördüğünüz medya ikonu dediğimiz, işte magazin ikonu dediğimiz kişilerden oluşuyor. Bu bağlamda teklif götürüp kabul edilmeyen sanatçılar olduğu gibi, işte milletin iğreti olduğu bir takım sanatçılar da var. Bu bağlamda Afrin Operasyonu'nun sanatçı üzerinden tartışılması bir, siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada pay alamamasının vermiş olduğu bir kriminalize etme durumundan kaynaklanmakta. İki, olur da biz bu operasyona destek verirsek, bizi bugüne kadar finanse etmiş olan, işte bakınız Türkiye'de, siz de sonuçta bir televizyoncusunuz, bir programcısınız. Özellikle merkez medyada dizi çekmek, kliplerde oynamak, belli bir reklam ajanslarının tahakkümle bu bağlamda Gezi olayından beri hükümetin... Şöyle bir katkı sunabiliriz. Belli bir aşiresi üyesi olmayı gerektiriyor. Belli bir aşiresi üyesi, belli bir cami üye olmak. Şimdi biz bunları niye konuşmuyoruz? Magazin aşiretleri de bunu, var. Bunu bilmemiz magazin gerekiyor. Magazin aşiretleri de var. Kendi dünyalarında da feodal bir sistemleri şimdi, vardır. O, şöyle de değinelim. Sadece Vatikan üzerinden de okumak doğru değil. İngiliz ekolu var, Alman ekolu var ve İtalyanlar Vatikan üzerinden Türkiye'ye kültür şimdi, asimilasyon politikası vardır. Şöyle bir şey söyleyelim. Özellikle çözüm sürecinde 2012-2013 yılı itibariyle 2010 yılını baz almak gerekir. Avrupa'dan Türkiye'deki derneklere yapılan bağışların özellikle denetlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Nedeni de şu. Kültür asimilasyonunu oluşturmak için, alan yaratmak için sizin de örnek olarak da verdiğiniz özellikle eğitim camiası üzerinden bu sanatçılardan vesairesi birçok noktada bence ilgili devlet kurumları zaman zaman mutlaka bunları izliyordur ama çok tehlikeli bir algı yönetim sisteminin de olduğunu burada biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban kaybetme korkusu var sanırım. Tabii ya, şimdi öyle bir durum da var. Biraz da şey yapmak lazım. Nedeni de şu, çünkü Cumhuriyet tarihinden tutun bugüne kadar AK Parti iktidarına kadar bütün aydınlar, sanatçılar, önemli kişiler, entelektüeller vesairesi, dış politika uzmanları aydın kimlikleriyle birlikte sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde olurlardı. Diğerlerinden bu bağlamda olurlardı. Sabri Bey, öyleydi. Bu tekelin kırılması uzunca bir zaman olduğu gibi maalesef iktidarda özellikle Turizm ve Kültür Bakanlığı'nda doğru bir şekilde işletilmemesinden de kaynaklanmakta. Gerçi şu anda Numan Bey gerekli bir takım destekleri veriyor ama anladığımız kadarıyla milli düşünebilen sanatçıların oluşması ve böyle bir tekelin kırılması noktasında irade oluşmadığını görüyoruz. O zaman şey yani o... Bu bağlamda Afrin operasyonuna verilen mesajı sadece bir klarnet üzerinden okumak çok oldukça marazi bir durum olduğu gibi gerçeği de görmememize neden oluyor. Ali Bey mesela çok... Yani, mesela piyano mu çalınmalıydı orada? Yani herhalde piyano çalınmalıydı ya. Yani. Piyano çalınsaydı... Bir saniye dua okusaydınız ya. Ne diyorsunuz ya? Yani duayı bir saniye yapıyoruz. Bakın şöyle Allah aşkına ya. Şunu yani buna arkadaşlar lazım. Piyano da bir müzik aleti. Tabii. Klarnet de bir müzik siz aleti. Biraz daha modern yapıyor, buyurun. Ben ne bileyim, siz çaldınız klarneti, ne yapayım yani? Ya şimdi? Piyano değil. Allah Allah, onun üzerinde. Ya ama bakın bu çok incitici bir şey. Bakın. Ama şu orada önemli bakın, değil ya. Önemli olan şu ya. Canlarını... Allah aşkına ya. Ali yaylalar Bey. Yaylalar diye orada türkü söylemek neyin nesi? Ya ama bu asker, bu silahlı kuvvetlerin kendi arasında söylediği bir marş mı bu? Ne bu? Olamaz mı? Ne? Yaylalar yaylalar söylenen bir marş değil mi? Marş değil arkadaş. Değil mi? Ben askerlik yapanlar değil mi? Bak, bak bana Ali şimdi Bey. Pas atıyorsun. Atıyorum. Ben de sana golü atacağım. At. Peki. Yaylalar yaylalar bir marş değil. Neyse. Sabahları askerlerin koşuya çıktıklarında aslında içerisinde nakaratları. Başka şeyler de var. Başka şeyler de konulan. Biraz da yani söyleyeceğim şimdi de ayıp olacak. Bence seksi şeyler de olan. Hı, bak ben size söyleyeyim sana. Ve askerler koşarlarken yani ya askerlik yapmadığın için bilmezsin. Yaptığın için bilirim. O açıdan eyvallah. Söylüyorum. Yani hani bana gol atma fırsatı verince oluyor. Ama şu golü de avuta atıyorsun. Bak şimdi. Offside'dan gol atıyorsunuz. Offside'dan yani gol atma. Yaylaları yaylaları alıp da yani bak, bir magazin ikonunu haline getirme. Yani ülkemizin insanları orada şehit olmuşlar. Bu ülke için canlarını vermişler. Yaylalar mı söyleniyor o zaman? Siz hala diyorsunuz ki ben askerlik yaylalar yaptım. Yaylalar mı söyleniyor? Bu nasıl askerlik yaptım? Yaylalar mı söyleniyor? Ya adamlar orada bir... Yaylalar mı söyleniyor? Yaylalar söylemesin. Şehit olduğunda yaylalar mı söylüyor?
Ya bakın şöyle bir şey söyleyeyim ya. Hiç bu ya başka moral bir gecesi şey olarak yok. Hayatın devamında da askerliği, Ali Bey. Askerliği o zaman siz popüler mi soydunuz askerlikteyken? Bunları okumadınız bak, mı yani? Bak İbrahim Tatlısesi. Siz askeri bak, gazinolarda dinle, kalmadınız dinle, mı? Dinle beni. Ali Bey. Ben şimdi bak bir şey askeri gazinolarda askerleri motive eden... Ben söyledim size ya. Çingenelerin getirip aç aç yapıldığı niye gecelerden söylüyorum. Niye çingeneler insan değil mi? Neden böyle haykırı görüyorsunuz? Görmüyorum ya. Ya klarnet çalmak kötü bir şey mi? Allah, orada bak, insanlar askerlerin muhalefet vermeye gitmişler. Bak bak bir şey anlat. Bunun siyasi bir kazanımı var mıdır? Çingene, vardır. Çingene, yani bunu çingene kelimesini yani. Konuşurken romanları aşağılamak anlamında kullanmıyorum. Ama siz aşağılayan bir figür olarak bir... Az da söyleyeyim ben ne oldu? Esturman'ı bu kadar haykırı diyorum ki size dansöz oynatılıyordu, ordu gecelerinde aç aç yapılıyordu. Burada da roman kadınlar getiriliyordu, dansözler getiriliyordu. Ama bunu bak, bir teamül olarak bunu anlatmayın. Bunu 80 bu müferit bitireyim az. Bakın, müferit de bitireyim az. Müferit olayları teamül şeklinde bitireyim, anlatmayın. Bu orduya da haksızlık bak, yapıyorsunuz. Bak bir şey söyleyeyim ya. 81 evet, ilin, içinde bir dinle beni. Diyorum ki 81 ilin, ilin etmiş yapılır az dinle beni. Bu bir teamül bitireyim değildi. Ama bak, bütün şey, askeri gazinolarda dansöz oynatılmıyor. Bitireyim ama bak bitireyim. Madem bana haksızlık yapmayalım ama. Yapmıyorum bak bir şey söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses bu ülkenin hiç tartışmasız bir sanatçısı, bir değeri. Diyarbakır'da çözüm sürecinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani ile katıldığında mergi söylerken söyledi. Dinle beni. Söylerken Sayın Erdoğan da Barzani ile ilgili olarak Kürdistan Bölge Başkanı diye takdim ettiğinde bu da bir tarihsel bir gerçek. Onu da destekleyen biriyim. Önce onu söyleyeyim. Ama siz şimdi o politikaların 180 derece tersinde bir noktada duruyor Türkiye. Ve bu söylemlerin tamamı bir kenara itilmiş. Konjektürel durum itibariyle, tarihsel durum itibariyle ya da bizim şu anda müttefikler itibariyle kurduğumuz müttefikler açısından söylüyorum. Tabii o kurduğumuz müttefikler de çok açık bir şekilde bölgede aslında YPC ve YPG'yi açık açık destekleyen güçler. Bununla ilgili biraz sonra size bilgiler de vereceğim. Şimdi meselenin de ben bu tür moral hareketlerini de doğru buluyorum. Ama bu moral hareketleri yapılırken onun içerisine katılacak sanatçıların itinayla seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz de başka bir şey söylemedik ama zaten. Ben de bunu söyledim baştan. Ya. Ama haykır görerek söylüyorsunuz. Haykır görmüyorum. Bir klarneti bir tutuk üzerinden... Ben klarneti çok severim. Sen benim Ali kadar sevmezsin. Ya o zaman da yok. Klarneti seviyorsan... Ben klarneti çok bayılırım. Bir kelimeyle olumsuz da şey yapmıyorum. Romanları çok severim. Nedenini de söyleyeyim. Romanları niye severim? Romanlar aslında vatandaş kimliğinin ötesinde yeryüzünde devletsiz itibariyle yaşayan onlar bu coğrafyanın dünyanın her yerinde onlar apayrı bir değer. Şimdi nerede yaşıyorsa devlet o değil mi yani? Sen değer diyorsunuz, sen de klarnet çalınmıyor. Yani klarnet uzayışı üzerinden de ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Klarnet meselesini... Yani bu hamasını söylemiyor. Başka bir şey değil yani. Ben orada müzik çalınması anlamında doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Çünkü Afrin aynı zamanda bir başarıdır ama Afrin aynı zamanda bir şey söyleyeceğim. Afrin de aynı zamanda peki? Bizim çocuklarımız ölmüş. Yaklık Öse'nin 400'ün üzerinde Öse askeri ölmüş. Tamam mı? Yani sonuçta oradaki şey içerisinde işte onlarca gazimiz var. Ben öyle bir noktada yaylalar söylenmesini doğru bulmuyorum. Tamam. Ya yani bakın şimdi yaylalar yani şimdi demek ki bir beste üzerinden hayır, operasyona verilen şey de bu yani. Hiçbir şey söylemek bak, zorunda değil. Dağlar hiçbir şey söylemek. Samet'im İbrahim Tatlıses'in sen yaylalara marş şey dedin ya bak, zaten bitti yani. Ne yapalım siz askerlik dedi yaptın dedin. Demek ki patates sularak askerlik yaptın. Nedir yani? Türkü ya. Türkü olsun ne fark eder? Askerler söylüyor. Marş değil. Allah Allah ya. Müsaade eder misiniz? Duydum Urfa hoş değil. Değil mi? Neyi? Duydum Urfa hoş değil. Ley gümülüm ley. Yani yaylalar. Afrin'i dolaş da gel, Membiç'i dolaş da gel dediği zaman sizi onure mi etmesi gerekiyor, rahatsız mı etmesi gerekiyor? Beni ne onure ediyor sevgili arkadaşım ne de rahatsız ediyor. Peki. Beni bunun anlamsızlığı rahatsız ediyor. Çünkü çok açık bir şey söyleyeyim. Başında konuşmada çok özünde söyledim. Siz Afrin'i tarihsel bir süreç görüyorsunuz. Bence Afrin noktalanmış bir şey değildir. Afrin bitmiş bir şey de değildir. Yani önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde nelere mal olup mal olmayacağını hep beraber göreceğiz. Evet, bir başka yani sonuçta hepimiz belki hayal bak bir şey daha söyleyeceksiniz ama bak şunu söylemek istiyorum. Peki. Meselenin özü şu. Afrin dayanışmasını yaparken
Yani şarkılı türkülü bir şey yapmıyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Yapılmaması gerekir. Kim organize etmişse ben bu organizasyonun doğru olmadığını, Sayın Erdoğan'ın kamuflaj şeyi giymesi, hı hı, farklı bir türkülü başkomutan o çok olduğunu, önemlidir. Hı hı. Bu dünyanın her yerinde yapılan bir şeydir. Hı hı. Yine yok, ilkini yapsaydık zaten bizi yerlere bulurduk. Bir şey söyleyeceğim. Bak, olmaz. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Bunu, hı hı, Amerika'sından tutun başkalarına kadar. Askerlerin içerisine sanatçılar getiriyor. Mesela geçenlerde Afrin olayıyla ilgili işte İstanbul Şehir Tiyatroları'nın oyuncuları gitti orada. Oyun sergiledi askerlere. Hı hı. Bu da bir moral, anlatabiliyor muyum? Yani evet. Doğru yerinde bir mesele. Benim söylediğim sanatçılar meselesinde itina gösterilmek zorunda. Kokain meselesinde adı anılan cezaevinde yatmış birini oraya taşımak, hı, sizin tüm her şeyinizi anlamsız kılıyor. Ben şunu vurgulamadan geçmeyelim. Ali Bey'in bu sanatçıyla ilgili yapmış olduğu tespite ben de katılıyorum. Hı hı. Ancak şunu ıskalamamamız gerekiyor. Operasyonun başına eleştirel bir tutum gereken ve operasyonun, hı, gerekliliği noktasında müthiş bir negatif tutum sergilen Cumhuriyet Halk Partisi, operasyon başarı eriştikten sonra buradan siyasi bir kazanım elde etmek için sanatçı eleştirisi getirebiliyor. Efendime söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine eleştiri getirebiliyor. İşte Amigo, bir tane dışişleri mensubu, bir eski dışişleri mensubu bir milletvekili üzerinden garip gureba bir takım açıklamalar, Cumhurbaşkanı'na gitti dalga geçen şımarıkça bir açıklamada bulundu. Bunu çok net vurgulamamız gerekiyor. Burada bir siyasi kazanım var. Bu siyasi kazanıma ortak olmanın vermiş olduğu bir asabiyetlik ve uslup bozukluğu söz konusu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi onu genel başkana edemiyorlar yani. Ufak bir aksaklık böyle sert eleştirilir. Evet ya, bu ufak olmaz. Aksak, niyetleri çok kötü o anlamda. Yani. Evet, yani iyi niyetli bir tutum olmadı da aşikar. Ya, açıkça şunu ifade edeyim. Ali Bey'in özellikle ifade ettiği şu çok önemli. Sanatçılar konusuna da hayır getirip İbrahim Tatlıses'le Mesut Barzani'nin Kürdistan bölgesi üzerindeki verdiği mesajla, Megri'yle vesairesi. Şimdi bakın, Ali Bey'in ilginçtir herhalde. Son zamanlarda bir virüs, bir hastalık gibi olarak bölgeyi durmadan böyle ajitasyonla ben buradayım işte sizin aranızda siyaset yapıyorum. Sabri Bey, ben bunu yani bunu da şahsileştirmeye gerek yok. Burada ekranların önünde benim ailem izliyor, eşim izliyor, arkadaşlarım gelip de burada sen askerliğini yapmadık diye ben bundan ben rahatsız. Ben şey demedim ya. Ya burada şahsileştirmeye ben demedim. Ya bilmediğiniz bir olarak diye söyledim. Tipik bir siyasi zihniyet bozukluğu. Başka bir şey değil. Evet, ben askerliği bedelli yaptım. Yani gidip de bunu burada niye şey yapıyorsun? Askerlik askerlik değil. Ya bunlar çok zavallı yaklaşımlar. Hakikaten askerlik değil. Askerlik değil o. Ben şunu vurgulayayım. Parasını vereceksin, bir gün askerlik yapmayacaksın. Askerlik üzerine metiye düzeceksin. Analizi bitti. Ya yaptınız da ne oldu hocam ya? Bu böyle mi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni böyle hakir görerek mi, çingeneler üzerinden, enstrümanlar üzerinden hakir görerek mi siz savunucu yapıyorsunuz? Ama Ali Bey'in bahsettiği enstrüman bitireyim. Şurada. Şunu bitireyim. Bitireceksiniz. Evet. Bahsetti şu. Bir gece kulübünde, bir meyhanede, bir gazinoda çalınacak işte o sosyalistçi dediğimiz entelektüel veya batı hayranı dediğimiz kişiye klarneti işte alkolünü yudumlarken dinlemesi gerekiyor ya, 40 yılda bir garibin bir şey dinledi diye ona da bir tahammülsüzlük. Garibin kim ya? Garibin dediğim asker, orada morale ihtiyacı var yani. Niye bu kadar çok eleştiriyorsunuz klarnet üzerinden bu işler? Ben vurmuyorum. Şunu bitireyim. Ben bir eleştiri dile getiriyorum. Ne olur eleştirmeyelim mi? Abi eleştiriyorsunuz. Yani yanlış gördüğünüzü söylemeyelim. Bir kere niye şunu yapmıyoruz? Bakın, yeryüzünde iki tane temel görüş var. Evet. Bir tanesi egemen ideolojiyi, egemen kültürü savunan bir görüş. Bunun karşısında da bazen eleştirel bir düşünce var. Ben kendimi bildim bileli var olan egemenliğin karşısında eleştirel bir düşüncenin kendime göre savunuculuğu. Bunun için her şey sizin için mübah değil mi? Değil, hayır. Sizin için mübah. Sizin için değil, benim için. Ben bakın görüş şöyle bir şeydir. Bu görüş değil ama. Görüş bir iman değildir. Görüş bir inanç değildir. Görüş adı üzerinde. Görüş ama aynı zamanda bir etiktir ama. Bu bunun olup etik olmayı da gerektirir ama. Lütfen. İlkeli ve çelişki yoksulunda olmamaya gerektirir. Siz gazetecisiniz. Zaten tüm görüşler bir ahlaki normun içerisinde olmalı. Ama neden bu şekilde davranmıyorsunuz? Neden kendinizle çelişiyorsunuz? Ve bir şey daha. Hayır, olur mu öyle? Oluyor ama işte yapıyorsunuz. Ama şu, bak, siz bir siyasi partinin sözcüsü değilsiniz. Siz de değilsiniz. Bak, ama işte. Ama bak, bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda siz devletin bir görevlisi de değilsiniz. Sonuçta bu devlet devletin arkadaşlar. Devletin görevlisi değiliz ama bu kurumları tabii ki de bakın haklı olduğu noktayı savunmakla bir vatandaşlık aynısını ama. Aynısını geçmişte bu devletin tüm yanlışlarını %100 savunan, iman etmiş gibi savunan bir kesim vardı. Bugün tepe taklak oldu gitti, tamam. Tepe taklak. Yoklar. Ve bir şey daha söyleyeyim. Aynısını yapmayın be kardeşim. Yapmayın. Aynısı. Yani devlet ya, iyi de hakim görensizsiniz ama dediğiniz, ya. Böyle devlet, bir şey dediğiniz, var. Devlet dediğiniz şey soyut bir şey. Onun somutu bürokrasisidir.
Bürokrasi, devleti ben nerede görürüm bir vatandaş olarak, Ali Tarakçı olarak devleti nerede görürüm? Valla ben hastanede görürüm. Bak yine bitireyim lütfen. Konuyu ben hastaneyi, bak hastanede görürüm, karakolda görürüm, yolda görürüm, eğitimde görürüm. Hı-hı. Devlet benim için böyle bir şey anlar. Ve ben burada hayatımla ilgili bu organizasyonlarda yanlışlar gördüğümde eleştiririm. Hı-hı. Bu devleti eleştirmektir, iktidarı eleştirmektir. Bu kötü bir şey de değildir. Darbeyi önleme demese devlet var mı? Şimdi geleceğim. Siz bir şey daha söyleyeceğim. Siz darbeyi önlerken, bakın 15 Temmuz darbesini önlerken, aynı zamanda hem milletin sokağa çıkması ileride, hem devletin içerisindeki bir yapının, yani kendisini o diğer devleti ele geçirmeye çalışanlara karşı koyan yine bir başka devlet vardı. Anlatabiliyor muyum? Ya orada biri çarpıştı ve sonuçta milletin, milletin vekaletini almış, milleti temsil eden, ahlaki de olan, doğru da olan bir millet iradesinin korunmasına yönelik olarak bir tavır konuldu. Bunu devletin içerisindeki kadrolu hangi nedenlerle, hangi ahlakine, hangi ideolojik normlarla koyup koymadığına bakmam ben. Önemli olan sonuçta 15 Temmuz akşamı bu ülkede milli iradenin devrilmemesi, onun yanında yer alınması ahlaki bir tutumdur. Ben bir birey olarak, bir birey, bir siyasi hareketin parçası falan değilim. 9.30'da yani 21.30'da darbe girişimini duyduğumda saat... İstanbul milletvekili olan, adını vermeyeceğim, 22.10'du. Kendisiyle görüştüm. Kendisi bu darbeyle ilgili darbe olduğunu açık açık söyledi. Saat 10'u 10 kala. Ve ben arkadaşlarımla beraber bulunduğum yerden arkadaşlarıma aynen söylediğim... Bunun bu konuyla ne alakası? Siz kendinize şey şu anda... Kendinize bir şey söylüyorum. Düzmüyor. Kendinize metiyeler düzüyorsunuz ama yani. Devletine ne kadar bağlı olduğunu ifade ediyor. Demek ki böyle bir gereklilik mi var yani? Ben sevgili arkadaşım bir şey söyledi darbeyle ilgili olarak. Sonuç olarak tavır koydum. Yani Ankara'ya gittim, Sığ'ya çıktım, Kızılay'a çıktım, AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Yani olayın mantığı şu. Milli iradenin temsil edenlerinin milli iradenin de devrilmemesi, darbecilerin kim olduğunun, kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın bakın, tavır konulması gerektiğine inandığım için yaptım. Şimdi buradan şunu çıkıyorum ya, sorun şu, ben devleti hayatımda görürüm, tüm insanlar da hayatında görür. Devlet öyle olağanüstü bir şey değildir, anlatın, sizin dışınızda bir şey değil, insanlarla oluşan bir şeydir ve devletin tek bir görevi vardır, milletin hizmetçisidir. Yani milletin hayatını kolaylaştırmak üzere kurulmuş bir aygıttır. Ve o devlet, o milletin bir parçası olarak ben o aygıtı yönetenlerden farklı düşünüyorum diye beni dışlama, vatan haini görme, ötekileştirme hakkına sahip değildir. Bunun aynısını, bakın bunun aynısını bu ülkede otoriter cumhuriyetin temsilcileri yaptı. 1980 darbesinde vatan haini, vatansever diye ayırarak ne yarattıklarını gördük. Onun için 1990 Erdoğan'a nasıl baktıklarını biliyoruz Sayın Ağa. AK Parti'ye, Refah Parti döneminde aynı cumhuriyet devlet düşmanı diye görüyordu. O açıdan bu tür ayrımların yanlış olduğunu görüyorum. Çok eleştirel bir anlamda. Ben klarneti aşağılayan biri değilim, anlatabilirim. Olur mu? Klarnet çok da güzel bir müzik aleti. Tamam, sadece evet, Afrin meselesinde orada çalınmasını doğru bulmuyorum. Yaylalar türküsünden tutun da aynı zamanda da çok açık ve net bir şekilde ismini vermek doğru bulmuyorum ama topluma örnek olmayacak. Peki, kokain meselesinden ceza almış, cezaevinde yatmış kullanıcı, torpacı birinin oraya götürülmesini doğru bulmuyorum. O devletin kolu kuvvetlerindeki aklanması veya yargı sürecine gidiyorsa yaptı, cezasını sanatçı, çıktı. Magazin sanatçısı mıydı, oydu buydu değil. Sonuçta bu topluma hizmet veya moral olma noktasında kendine düşen bir sorumluluk gereği bölgede bulunursa da ona benim söyleyeceklerim olmaz. Şu çok önemlidir. Sonuçta bu ülkenin bir etnik yapısı veya suçluyu suçsuzu herkesin bir bütün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu noktada da kalkıp kendi hatasının bedelini de ödeyerek bu şekilde vatana karşı bir sorumluluğun gereğini orada gidip bulunmuşsa da çok görmemek gerekiyor. 1990'lı yıllarda bakın 90'lı yıllarda, bak iki tane örnek vereceğim. 1990'lı yıllarda, 90'lı yıllarda ve aynı zamanda 70'li yıllarda mecliste Çetin Altan'a vatan haini diye saldırıp gözünün kör olmasına neden olan
Daha sonra Türkiye'nin en büyük baronlarından, uyuşturucu baronlarından biri çıktı. Yine 90'lı yıllarda mecliste vatan meselesi üzerinden konuşan biri, yine Doğu Anadolu'da en önemli baronlardan biri çıktı. Abi yani böyle bir tarihsel bir gerçeği de anımsatmak istiyorum. Bu ülkede şunu da unutmayalım. Akşamdan kalma zihniyetlerinle Cumhuriyet döneminin nasıl yönetildiğini yani unutmayalım. Cumhuriyeti biliyorum zaten. Ona otomatikman itirazım var zaten. Hayır, şu çok önemli. Yani itiraz zaten sizin şöyle bir özelliğiniz ve güzelliğiniz var. İtirazcı olmanız da bize renk atıyor. Açıkça altını çizelim. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz ama her şeyden önemlisi şu. Cumhuriyet deyince hepimizin cumhuriyeti. Ama şu cumhuriyeti bugünlere kadar gelmesinde evet emeği olan var mı? Vardır. Emeği olan herkese biz minnet borçluyuz. Ama akşamdan kalma düşünceyle bu ülkeyi bu denli bu noktaya getirenlere de ben hakkımı helal etmiyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın birinci bölümünde özellikle Afrin'e desteğe giden sanatçılarımız üzerinde gündemi değerlendirmeye çalıştık. Olumlu olumsuz tepkiler oldu ama nispeten de şu. Vatanına ve milletine bağlı olan veya bunu bir sorumluluk, bir vazife olarak da gören, moral açısından da destek olan herkes bizim için önemlidir. Dolayısıyla o süreçte de öyle veya böyle bir şekilde kendi askerlerine destek olmaya gidenleri biz tekrar kendilerini kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, özellikle ikinci bölümde derin İngiliz aklı ve Fransız Sykes-Picot antlaşmalarıyla birlikte ABD'nin bölgeden çekilmesiyle ilgili şekillenen yeni bir oyun var. Bu hamleyi iyi okumak gerekir. Bu hamle üzerinde biraz daha yoğunlaşacağız. Bakalım bizim Ali Bey'in de düşünceleri nasıl olacak, birazdan da ona değineceğiz ama Bercan Bey'le başlayalım. Şimdi Fransa'nın, Macron'un kalkıp PYD'yi kabul etmesinden sonra bölgede aslında Fransa tarih boyunca hiçbir zaman çekilmediğini görüyoruz. Muhaberat sistemiyle çok güçlü diyalogları vardı. Hatta Fransız istihbaratının kısmen Mossad'la ve Suriye muhaberatıyla, el muhaberatıyla birlikte çok önemli alışverişler ve ticaretlerin yapıldığı, önemli marjinal örgütlerin de yönetildiğini de biliyoruz. Bölgeden dolayısıyla çekilmedi. Amanus Dağları'nın taşeronluğu da Fransızlara bağlı olduğu söyleniyor. Fransa'daki PKK'nın, YPG'nin uzantıları üzerinden aslında uzun süredir bir oyun olarak da karşımıza çıkıyor. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Tabii tablodan yani aslı, yani Fransa'nın, işte İngiltere'nin bu kadar rahatsız olması, daha doğrusu Fransa'nın sahneye çıkarılması, yedek lastik olarak öne çıkarılmasında Amerika'nın biraz da ben yani güçsüzlüğünü ve çekimserliğini görüyorum. Bugün gene El País, bu İspanya'nın bir gazetesinde bir yorum, analiz vardı. Le Monde'da da önemli açıklamalar yaptı. Evet, yani Türkiye işte Avrupa'yı titretiyor diye, yani o anlamda, yani daha doğrusu Türk-Rus ittifakının Atlantik'te yarattığı şoku biz orada da gördük. Yani Batı basınında hemen her gün neredeyse işte Türkiye-Rusya yakınlaşmasının Batı'da yarattığı şoklar dile getiriliyor. Yani kolay değil. 1677'den bu yana bölgenin iki büyük devleti Rusya ve Türkiye, orada zaten Rus-Osmanlı İmparatorlukları ifadesi kullanılmış, sürekli savaş ve rekabet halindeydi. Bu Akkuyu nükleer santral anlaşmasından sonra Rus basınından yine birilerinin bir ifadesi vardı. Biz iki ülke olarak sürekli işte İngilizler adına, daha sonra Almanlar adına, daha sonra da işte modern dönemlerde ABD adına birbirimize düşmanlık ettik, rekabet halinde olduk diye. Ama çok şükür artık şeyiz diyor, partneriz, dostuz şeklinde. Evet. Şimdi iki imparatorluk, iki eski imparatorluk, iki bölgesel gücün, devin bir araya gelmesi gerçekten de Atlantin uykularını kaçırıyor, şoke ediyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yani o anlamda büyük bir panik içerisinde. Şimdi Amerika şu veya bu şekilde geriliyor. Yani gerilemese de ya Suriye'den işte Trump'ın işte biz çıkalım, işte çekilmeliyiz. Çünkü tabanı kalmadı. Ya işte YPG'ye dayanıyor ya da eski işte Suudi Arabistan ve İsrail üzerinden artık ıskartaya çekmiş bölgesel güçleri, dinamikleri falan zayıf iki aktör üzerinden, yani yapsa Amerika kendisi yapar.
Suudi Arabistan'dan güç devşirecek hali yok. Ve İsrail'den güç devşirecek hali yok. İşte Fransa'dan güç devşirecek hali yok Amerika'nın. Yani Fransa'nın öne çıkması aslında Amerika'nın o hileli, şantajcı, sabotajcı politikasını gösteriyor. Ya zaman kazanmaya çalışıyor. Direkt doğrudan Türkiye'nin üzerine mesela veya Türk-Rus ittifakının üzerine gelmiyorlar. Yani şu anda Rusya'yı tehdit olarak öne çıkarıyorlar. Ambargo, ekonomik ambargo üzerinden bir savaş yürütüyor Amerika. Veya işte Fransa gibi aktörleri öne çıkararak gene psikolojik savaş, işte terörist YPG'lileri mesela Elize Sarayı'nda kabul ederek ve onların ağzından bazı ifadelerde bulunarak Türkiye'yi yıldıracaklarını zannediyorlar. Ama şu da var, yani bir dönemin artık kapandığının da farkındalar. Yani Decline of the American Brand geçen programda da söyledik. Bu Amerikan markasının düşüşü her yerde tartışılıyor. Biz Osmanlı döneminin mesela gerileme döneminde neler yazılırdı? Layihalar yazılırdı. İşte şöyle şöyle reform edilsin, hükümet, devlet falan. Çünkü inanın yani Amerika'da en ileri siyaset bilimcileri, örnek olarak Fukuyama'yı vereyim. İşte tarihin sonunu yazan adam son 10 senedir, 15 senedir Amerika nasıl reform edilir, nasıl düze çıkar, nasıl kurtarılır şeklinde sürekli layihalar yazıyor, raporlar hazırlıyor. Yani bu sistem, çünkü yani Amerika'da halk işte birilerini seçiyor, meclise gidiyorlar. Yani demokrasi diye şey ettiğimi, yani o halkın seçtiklerinin üzerindeki etkili olanlar kim? Bir lobiler var, işte danışmanlar var. Şimdi bu lobiler ve danışmanları kim yönetiyor? Sermaye kesimi yönetiyor. Sermaye kesimi lobiler yoluyla veya danışmanlar yoluyla siyaset o halkın iradesinin üzerinde ipotek koymuş durumda. Yani o anlamda Amerika bir demokrasiden çok oligarşiye benziyor. Savaş lobisinin etkisi ortada. O diğer mesela küresel firmalarla o yerel milli firma Amerika arasında inanılmaz bir savaş var. Şimdi sıkışmış durumda bir Amerika var karşımıza. Yani Rusya Baltıklardan Balkanlara, işte Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya falan yayılırken Türkiye Mogadişu'dan Doha'ya, işte Kafkaslardan Balkanlara etki alanını genişletirken Amerika çekilmeyi düşünüyor. Yani böyle bir dünyadayız ve burada mesela Rusya'nın da Türkiye'nin de savunduğu bir şey var. Yani Amerika'nın o monopolistik, tek kutupçu, tek merkezi dünya sistemini yani Putin de kabul etmiyor, Erdoğan da kabul etmiyor. Şimdi Avrupa bunu, yani Avrupa kim? En önemli aktörlerden biri de Çin kabul etmiyor. Evet, o da kabul etmiyor. Bunlar şimdi mesela yani Avrupa kimi temsil ediyor? Fransa dediğimiz, İngiltere dediğimiz şu veya bu şekilde Amerika'nın etki alanında olan ülkeler. Yani Amerika'nın yönlendirmesiyle hareket eden ülkeler. Ben halen şurada mesela aynı fikirde olmayabilirim sizden. Şu o da şu. İngiltere, Amerika ile aynı fikirde olmaz ama derin İngiltere Amerika'yı çok iyi planlayabiliyor ve yönetebiliyor. İngiliz aklının ne kadar önemli olduğunu ve hep bir yerlerde bir kasada tutulduğunu görmekteyiz. O da doğru olabilir ama ben o kanaatte değilim. Yani mesela kimileri mesela Yahudileri tanrılaştırır veya İngiliz aklı falan filan ama ben şeye bakarım yani real dünya stratejisi Amerika etkilidir. Yani Amerika mesela Süveyş krizinde 1956'da Fransızları da İngilizleri de Orta Doğu'dan kovmuş bir devlettir. İkisini de kovdu. 80'den sonra mesela işte İngilizler Körfez'den kovdu. Evet, Körfez'den kovdu. Yani İngiliz askeri varlığı mesela Körfez'de kalmadı. Birkaç gün önce bir haber vardı. İngilizlerin tekrar Körfez bölgesinde bir Bahreyn'e yeni bir üs kuracağı söyleniyor. Ben program öncesi özellikle onu dile getirmeye çalıştım. Arada gitti. Katar'la ilgili tekrar Türkiye'ye karşı bir planlama üzerinde Türkiye'nin etkin olduğu Arap dünyasında kuvvet üzerinden Türkiye'yi de dışlama politikalarıyla birlikte yeniden bir hamle oluşturduğunu da altını çizelim. Ama işte onu diyorum ben de. İngilizlerin. Ha, onu yapabilirler. Yani İngilizler şu, yani yeni dünyada biz varlığımızı nasıl, yani devletler şöyledir Hegel'in tanımlamasında. Ali Bey devletler mesela kötümsüyor falan ama Hegel diyor ki yeryüzündeki yürüyen tanrıdır devletler. Şu veya bu şekilde yani kültürü, işte inancı, popüler kültür her şeyi etkileyebilecek bir mekanizmadır. Yani insanoğlunun yarattığı en etkili organizasyondur. Beğenelim beğenmeyelim. Yani devlet bir tarafa veya işte sivil toplum bir tarafa, burada tabii yani AK Parti sürekli devletle özdeşleştirmek de bu arada onu da belirttim, çok yanlış bir şeydir. AK Parti siyasal toplumu temsil ediyor. Siyasal toplum, toplumla devlet arasındaki geçişkenliği ve devletin talep, yani toplumun taleplerini, sivil toplumun taleplerini siyasal toplum olarak, parti olarak devlete aktaran, işte onu yöneten bir organizasyon. Yani bunu karıştırmamak yönetim lazım. Yönetim sistemi. Ha, AK Parti'de de sürekli devletleşti diye bir şey de yoktur. Erdoğan'ın söylemlerinde sürekli dile getirdiği bir kavram vardı. Yani milli olmak, gayrimilli olmak. Milli olmak, gayrimilli
milli olmak devleti de kapsayan bir şeydir. Yani millet iradesi devleti de kapsayan bir şeydir. O devleti ayakta tutan zaten o milli iradedir. Devlete yönelik, vatana yönelik gelen bütün tehditler o milli irade göğüsler. O da tarihten, kültürden, gelenekten ve geleceğe yönelik projelerden kaynaklanır. O milletin birliği ve bütünlüğü. Yani o anlamda bakarsak, yani Çin'de, Rusya'da, Türkiye'de devlet aklı ve milli irade aklı şu veya bu şekilde, yani o Batı'nın emperyal politikalarını kabul etmeyen bir refleks içindeler. Yani gidin mesela Xi Jinping ile konuşun. Ya bu Batılılar son 200 yıl, 300 yıldır sürekli bizi aşağılıyorlar diyor. Yani Çin sonuçta şu veya bu şekilde İngilizlerin yani sömürgeciliğinden geçmiş en çok zarar görmüş ülkelerden bir tanesidir. Rusya'ya bakın 1980'den sonra inanılmaz bir şekilde aşağılandılar. Yani Putin'in mesela açıklamalarını biz çok fazla yakından takip etmiyoruz ama danışmanlarına bakın hepsinin Rus milliyetçisi, Batı karşıtı insanlar olduğunu görürsünüz. Yani Rusya'da olsun, Çin'de olsun köke dönüş, tarihine dönüş şeyi var, akımı var. Türkiye'de de bu var. Yani eski imparatorluklar... Ama buna karşı da azımsızlık var. Yani, yani Avrupa... Öyle bir algı var ki özellikle bu kendini cumhuriyetçi veya cumhuriyetin çocukları olduğunu ifade eden program birinci bölümde özellikle bazı izleyicilerimizin de önemli eleştirileri olarak da cevap verdikleri kısımlarda Ali Bey'e de özellikle şunu da sormuşlar. Ali Bey de onu da kısmen cevaplayabilir. Alada taziyesine giderken Cumhuriyet Halk Partili biliyorsun otobüslerde göbek atarak gitmişlerdi. Bunları da unutmamak gerekir. Şehitlikle içki içenleri biliyoruz. Onların o tarih bilinci zaten ortada. Yani bu burada şu çok önemli. Altını tekrar çizelim. Meselenin özüne geleceğimiz zaman şu çok çok hassas bir konudur. Neden bu kadar hazımsızlık, nedir bu kadar eleştiri? Onun nedeni işte şu diyorum, yani ehli salip, o Haçlı zihniyeti dediğimiz, bir kere onlar Türkiye'ye, Osmanlı'ya bakarken, yani şu anki Türkiye'ye bile bakarken, yani biz burada kendimize solcu, sağcı, Kürt, Türk deriz ama onlar bakarken Müslüman'ı görür, Türkiye'yi görür ve askeri bir mantıkla teçhizatlı olarak bakarlar. Yani bunu hiçbir zaman unutmayalım. O mesela en çok aşağıladıkları padişahlarımız kimlerdir Batı dünyasının? Fatih'tir. Evet. Niye? Çünkü onlara darbe indirmiş bir padişah olduğu için. Yani şöyle bir şeyler yapmıştı. Mesela o şarkiyatçılar vardır. Bunlara sahte isimlerle tezkireler yazılmıştır. O tezkirelerde Fatih hakkında akla gelebilecek inanılmaz iftiralar atılmıştır. Veya Selahaddin Eyyubi hakkında. Veya işte Osmanlı öne çıkan Abdülhamit gibi padişahları hakkında. Ya bugün yani onların projelerini Balkan'dan kim varsa... YPG'nin ve PKK'nın kalkıp Kürt Sözcülüğü adı altında Paris'te işte Eliza Sarayı'nda karşılanması vesaire. Şunu unutmayalım bakın. O aşağılık Fransızlar Selahaddin Eyyubi'nin mezarına bile dahi tahmin edemediler. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Bu cümleyi kullanmanızı hiç doğru bulmuyorum. Neden? Bir ulusun... Sizi rahatsız mı etti? Tabii ki. Bana geçmişime hakaret yok, eden şey ve değerlerimi hiçe şey sayan bir devletin benim nazarımda bir değeri olmaz ve saygı da göstermem. Benim meslektaşım çok önemli bir şey söyledi. Söyleyeceğimiz her şeyin temeli bir etik, yani ahlak. Eyvallah, normal bakacağız. Gerekiyor. Fransızların tamamına Fransızlar aşağılık demek doğru bir cümle değil. Yani, bu dönemde onu yapanları kastederek söylüyorum. Aşağılık Fransa yani değil şudur, ki onu yapanlar gerçekten aşağılık. Her halkın, her milletin içerisinde aşağılık olanlar vardır. Ama o milletin tamamını aşağılık yapmaz. O açıdan o hatırlar. Benim sevgili meslektaşıma bir şey atayım. Siyasal toplum demokratik bir toplum değildir. Bir kere böyle bir şey söylemek her şeyi alt üst ediyor gidiyor. Şimdi partiler siyasal yok, toplum. Şey ya, gümrüğe gitmesi de cevabını isterseniz tamamlayalım. Ali Bey ben çünkü tekrar şu hemen cümle açısından peki söyleyeceğim. Demokrasi dediğimiz şeyin tüm meselesi şudur. Devlet burada durur, birey de burada durur. Yani ben, sen, o. Herkes. Bunu cemaatler aklınıza ne geliyorsa bakabilirsiniz. Burada durur. Devletle bireyin arasındaki ilişkiyi belirleyen kamusal alandır. Kamusal alanı siyasal toplum falan diye ayırmazsınız. Kamusal alandaki kamusal alandaki tüm mesele neyse. Demokrasi öyle bir şey değil. Sizin bu işi onayladığınızı zannetiyorum. Yemin ederim. Havaya sıkıyor. Bitireyim lütfen. Kamusal alanı devlet müdahale. Kavramaya göre kamusal alan farklı bir yer. Bak, eğer devlet ters yüz ediyor. Bir saniye. Aynen. Devlet kamusal alanı. Kavramın dili olsa diyecek ki beni bu işkenceden kurtarın. Devlet kamusal alanın üzerinde etkisini, egemenliğini arttırıyorsa orada bir devletten söz edilen demokratik bir devletten ve demokratik bir toplumdan söz edilemez. Yani buradaki birey bu kamusal alanda devletin
gücünün azalmasına ve burada toplumun sivil alanın egemen olması için mücadele. Demokrasi mücadelesi dediğimiz şu. AK Parti Refah Partisi süreciyle kurulduğu tarihten itibaren, özellikle 1991'den itibaren kamusal alanda milletin, yani tek tek bireylerin, cemaatlerin, toplumun değişik Kürtlerden Alevilere kadar, Müslümanlara kadar burada kendisini özgürce ifade edebilmesine yönelik bir mücadele etmiş bir siyasi partidir. Ve ne zaman ki eğer kamusal alana, kimin iktidarı olduğunun önemi yoktur. Demokrasi açısından, demokratik bir birey açısından, demokratik bir gazeteci açısından eleştirel bir bakış açısından kamusal alan özgürlük alanıdır. O açıdan devlet dediğiniz şey dünyanın her yerinde aynı egemen ideolojidir. Bu Fransız devleti olmasıyla Türk devleti olması, Amerikan devleti, Çin devleti olması arasında hiçbir fark yok. Kamusal alan nasıl bir özgürlük alanı oluyordur üstadım ya? Herkesin ortak kullandığı alanı işte orada şöyle bir özgürlük alanı. Bütün kavramları iç içe geçiriyor. Söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? Nasıl özgürlük alanı olduğunu söyleyeyim. Nasıl özgürlük olabilir mi? Söyleyeyim. Tamam, bilmezseniz niye hepim bilmediğiniz bir alanı? Demokrasiyle mesela. Şöyle bir şeydir. Çünkü kamusal Ali Bey'in bildikleri biraz. Kamusal alan meselesi özgürlük alanıdır şuradan dolayı. Kamusal alanda Kürtler kendi dillerinde, kültürlerinde özgürce kendilerini ifade edebilirler. Dillerine müdahale etmez devlet. Cemaatler, Müslümanlar, Lazlar, Moktiler hiç fark etmez. Herkes için geçer. Neden Gürcüler yani için de hep oraya bak, dönüp dolaşıyorsunuz. Çünkü onlar çok konuşuluyordu. Yarın Gürcüler konuşulursa Gürcüler için de geçerlidir. Anlatabiliyor muyum? Ama sizler kaşımayı seviyorsunuz. Yani. Tam kaşıyorum ya. Kürt meselesini kaşımaksa sürekli olarak kaşıyacağım. Rahatsız mı olacaksınız bundan? Hayır, rahatsız. Ya 90 80'li yıllarda da Kürt meselesi. Ben Kürt meselesi üzerine 80'li yıllarda da konuşuyordum. Müslüman meselesiyle ilgili olarak da konuşuyordum. İnanç meselesiyle ilgili olarak konuşuyordum. Kamusal alanda hiç kimsenin giyimine, inancına, kendisine meseleyi ifade etmesine bitiriyorum. Devlet bak söyleyeceğim. Kendisini ifade yapıyor. Kendisini ifade etmesine devlet engel olamaz. Otoriterlikten şikayeti şu üslubu görüyor musunuz? Şöyle bir hareketle otoriter. O zaman şöyle yapayım o zaman. Öğlenle gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Çünkü yani bilmediğiniz bilmediğiniz bir alanla ilgili konuşmaksa öyle konuşacağım. Bu çok ilginç bir çünkü şey. Sorun şu, bilmiyorsunuz. Sorunun tüm özü kendi içine bir neyse Erdoğan da böyle konuşuyor. Sayın Erdoğan da. Siz onu eleştiriyorsunuz. Karşı konuşuyor. Neyse ya ben de kamusal alan meselesini bilmeyen meslektaşlarımla ilgili konuşuyorum. Aha. Çünkü nedeni şuradan dolayı. Mesela Türkiye'de 90'lı, 80'li yıllarda... Kamu yönetimi mezunuyum bu arada. Olabilir. Evet, ben de kamu yönetimi öğreneceğiz ama. Nasıl mezun olmuşsanız öyle mezun olmuşsunuz. Aha. Eyvah. Yani şimdi meseleniz şu. Onu da eleştirin. Ercan Bey bu herhalde... Söyleyeceğim. Ama yani... Türkiye'de... Yani. Bakın. Yani Ali Bey, bitireyim. Son özel olarak bitireyim. Kamusal alanda... Evet. Devlet hiçbir gruba müdahale edemez. Tamam, anayasal çerçevesinde özgürlükçü bir anayasa. Tabii. Demokratik bir çerçeve anayasa. Siz hangi nasıl anlıyorsanız öyle özgürlükçü olarak, anayasa. Evet. Kürtlerin de tüm inanç gruplarının da etniste kimliklerin de değişik ideolojik kimliklerin de yerleşik yapıyı veya kamusal düzeni bozmak. Ya orada zaten sizin polisiniz hikayeye mi duruyor? Sizin adalet mekanizmanız hikaye. Tabii ki ama eğer siz insanların düşünce özgürlüğüne ve ifade etme özgürlüğüne müdahale ediyorsanız polis gücüyle ya sen devletteysin niye etmiyoruz diyorsun sabri etmiyoruz. Yapma ne olur. Sanki İçişleri Bakanı'yla konuşuyorum ya. Allah'ım gazetecisin. Benim karşım değilim. Uzaydan mı geldin buraya? Tabii ki ben şimdi karşımda bir gazeteciyle konuşuyorum. Tamam. Ben devletin görevlisiyle biz konuşmuyorum. Biz devletiz bakın. Değilsiniz kardeşim. Nedir o? Değil. Sen devletin bir bireysin. Tamam. Senin de bu devletin karşısında bak. Devletin bireyleri hücre olarak nereye bağlı? Kardeşim. Hiçbir yere bağlı değilsiniz ya. Devlet dediğiniz, devlet mi? Bak, anlaşılıyor. Neyi anlattığını ben anlamadım. Anlamamak iyi. Ben anlasaydım farklı olacaktı. Ali Bey, sorunun özüne geleyim. Ya anlasaydın zaten aynı yerde konuşuyor olacağız. Yok ya, neyi eleştirdiğinizi anlamadım ben. Şunu eleştiriyorum kardeşim. Devlet kamusal alanda müdahaleci olur demek. Siyasal toplumun amacı devleti ele geçirmektir. Ve devleti ele geçirmeye dayalı hiçbir yerde bir özgürlükten falan söz etmezsiniz. Kim devleti ele geçirdi? Siyasal toplum. Şimdi ya
yani siyasallaşmış yani, toplum. Yani, Allah'ım yani. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Siyasal toplum. Bunun eleştiriden başka bir şey yok. İşte o biraz FETÖ'cü şeyle oldu. Şimdi siyasal toplum diyor devleti ele geçirmektir. Cemaat ele öyle değil. Cemaat siyasal değil, toplum amacı. Ya. Cemaat siyasa, devlet... siyaset değil kardeşim. Bak, cemaat o adı üzerinde. Zaten cemaati siyaset merkezine çekerseniz şeffaflık istersiniz. Eğer o bak bir cemaat hangi cemaate bakın hangi cemaate hangi cemaate olursa olsun devleti ele geçirmeye çalışıyor ve o devleti yönetmeye çalışıyorsa ona her irade her birey karşı çıkmak zorunda. Nedeni şunu. Çünkü o bir siyasi bir 15 Temmuz'a temsil, karşı aynen 15 Temmuz da öyle. Hı hı. Çünkü nedeni şuradan dolayı. Milletin iradesinin dışında başka bir irade falan olamaz. Tamam. Cemaat o milletin irade FETÖ dediğiniz aksi mesele ben de diyorum ki tüm mesele şurada. Şey cemaat siyasallaşmak diyor. Ali bir yandan ölüm attı. Bir de hızınızı ben anlamadım da şunu bak sivil toplumla siyasal toplumu karıştırıyor. Yani ben karıştırmıyorum. Devlet ele geçirmesi hatadır. Siyasal toplum da ele geçirmeye çalışsa hatadır. Ve geçiremez de. Türkiye'de demokrasi diye bir şey var. Demokrasi nedir? Yani çok yanlış FETÖ bir şey. FETÖ ne yaptı ya? Allah aşkına yapmayın ya. Ya FETÖ'yü niye eleştiriyorsunuz ya? FETÖ'yü niye eleştiriyorsunuz? Türkiye'de bir cemaat devleti ele geçirdi. En son noktası 15 Temmuz'tu. Dayağı yedi gitti. Ya neden bahsediyorsun? Toplum dediğiniz bu, ben başka şey diyorum ki. Ben de bak zaten siyasi partilerin temel görevi şudur. Tüm üyelerine, kadrolarına der ki ben bu devleti yöneteceğim. Yönetmek bana oy ele bak bir şey ele geçirmek aynı şey. Ele geçirmek diyor. Kardeşim demokrasi var. Demokrasi ne zaman iktidara geleceği, ne zaman ayrılacağı belli. Ben de diyorum ki bak ele geçirsin. Ele seçimden seçime de gider. Millet oy verince bitireyim, yönetir, bak, vermeyince de gider. De tüm yönetici size oy veren oy verenler bilir ki bak, oy verenler bilir ki bu parti devleti yönetecek, tamam mı? Peki. Devleti yönetecek. Kendi isteklerimi, arzularımı, beklentilerime yönelik olarak bir devlet şimdi yönetim şekli belirleyecek. Şöyle bir şey var. Çünkü siyasi partilerin birbirinden farkı atabiniş şeklidir. Peki. O der ki devleti ben böyle yöneteceğim. Tamam. Diğeri de der ki devleti ben böyle yöneteceğim. Ele geçirmek onun adı da. Onun adı da ele geçirmek zaten. Çelişmediniz mi? Çelişmiyorum. Şuradan da diyorum ki tüm siyasi partilerin temel amacımız devleti yönetmektir. Hı. Egemen olmaktır. Ben de diyorum ki benim gibi insanların da o devleti ele geçirmiş, devleti yönetmeye çalışan siyasi partilere yönelik itiraz noktamı seslendirmektir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olur, itirazım var. AK Parti olur, itirazım var. Darbeci birileri olur, ona itirazım var. Yani sorunuzu şu, ben devletin karşısında bireyim ve toplumun, cemaatlerin, ideolojilerin, toplumun farklı kesimlerinin, kimlerse bunlar, etnisite kimlikler itibariyle özgürlükler anlamında kendini özgürce ifade edebildiği bir toplumsal yapıyı savunuyorum. Peki. Ve devlet onun teminatı olmak zorunda. Bir de burada bunu itiraz eden kim söylüyor ki? Peki. Siyasal toplum. Anlaşılma konu kaymasın diye ben tekrar şu soru gümbürtüye gitmesin diye onu ifade etmiştik ama soruyu başka yerlere getirdi Ali Bey sağ olsun. Değerli izleyiciler her programda hemen hemen Ali Bey'in böyle bir gündem dışı yoğunlaşması var. Vallahi hepimizi böyle bir kaybediyor, götürüyor kızak Ali Bey, gibi. Ali Bey kızınca konu başka yerlere gidiyor. Ya, mümkün olduğunca da sinir uçlarına değinmeyelim yoksa evet. Programın formatı kayıyor. Özellikle şu, Fransa'nın bölgemizde ne işi var? Burnumuzun dibinde ne işi var dediğimiz bir konu var. Batı'nın 94 yıllık, 100 yıllık geçmişine baktığınızda Kürtlerden nefret eden bir yapısı var. Selahaddin Eyyubi'nin mezarına bile dahi tahammül edemeyen dönemin barbar Fransızları ve o düşüncedeki olan bütün barbarlara ben seslendim. Bir toplumun, bir devletin bütün yurttaşları, milleti veya herhangi bireyinin tamamının barbar olduğu anlamına gelmez. Onu teşekkür özellikle ediyorum. Tekrar altını çizelim. Küçük bir not söyleyebilirim. Bir izleyicimiz küçük bir not televizyonu izliyor şu anda. Diyor ki sevgili arkadaşımla ilgili olarak meslekten diyor ki Fatih Sultan Mehmet hakkında en iyi kitabı yazan Franz Babinger'dir. Daha düne kadar Hammer tarihi okutuluyordu deniliyor ve ardından diyor ki daha dün başörtülüler kamusal alanda kendini ifade edemiyordu. O zaman itiraz ediliyordu. Peki şimdi kendini kamusal alanda ifade edemeyenlerin hakkı ne olacak? Niye devlet onları dövüyor? Bir izleyicinin gönderdiği
şu bazı oryantalistler var ama çoğu yani yalan yanlış tezkirelerle yani o zaman mesela Fransız gibi babın yani medya algı operasyonları yani olmadığı için o konuda mesela çok geniş bir yazım da var benim. Hı-hı. İsim isim hepsini not etmiştik. Yani şimdiki medya operasyonları olmadığı için o zaman mesela en etkili olan yol işte oryantalistlerin hazırladığı tezkirelerdi. Padişahlar hakkında, evet. Osmanlı'nın ileri gelenleri hakkında. Şimdi yani o Fransa'nın neden işte hazmedemediğine falan gelirsek veya işte yani Fransa Kürtleri de sevmezler, Türkleri de sevmezler. Müslümanları zaten sevmez. Yani 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu halk işte Erdoğan'ı seçtikten sonra işte batılı medya organları ne başlıklar atmışlardı. Batılılaşamamış halk İşte Erdoğan'ı seçti. Yani Türkiye'deki o bütün topyekun bütün Türkiye toplumunu, halklarını mahkum etmeye başladılar. Yani AK Parti'nin ilk zaferlerinden sonra o beyaz Türklerin işte hazımsızlıklarını bidon kapalılar, göbeğini kaşıyan insanlar şeklinde dışa vurması gibi. Hı hı. Batı medyası da yani Erdoğan'ın bu milletin iradesini deviremeyince bu sefer bütün Türkiye'yi hedefe koydu. Bütün Türkiye işte terörist ilan etme projeleri devreye sokuldu. Bütün Türkiye'yi aşağılama halkıyla beraber. Yani madem siz Erdoğan'dan vazgeçmiyorsunuz, bir FETÖ'cü askerin işte Çengelköy'deki onlara karşı, darbecilere karşı işte topladıkları halka söyledi. Biz sizi o kadar uyardık işte Erdoğan'dan vazgeçin diye. İşte vazgeçmediniz, başınıza bu gelir falan diye. Yani madem vazgeçmediniz, topyekun hepiniz suçlusunuz. Kolektif bir ceza kesme Selahattin projesi. Selahattin Demirtaş'tan tutun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine kadar uluslararası divanda Sayın Cumhurbaşkanı'nı yargılatmak için özellikle uğraşı çaba içerisinde tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi öyle bir provanda da vardı. Bu İmeçe diye bir televizyon kanalı vardı biliyorsunuz. Günlerce böyle aylarca sınırda özellikle Kobani üzerinden yayın yapıyordu. İşte bakın Türk askeri Daesh'ten kucaklandı. Türk askeri 30 tane tank götürdü. Türk askeri işte şu kadar mühimmat götürdü. Türk askeri bilmem ne yaptı. Bunlar tamamı bir projeydi. Şimdi bunlara baktığınız zaman özellikle İlginçtir Türkiye'de bir kitle vardır ki savaş karşıtı olduğunu söylerler. Demokrasi ve barıştan bahsederler. Özgürlüklerden bahsederler. Ortalığı 17-25 Aralık'ta demokrasinin ne olduğunu öğrendik onlardan. Demokrasi özleminin veya birey haklarının özleminin ne olduğunu da orada öğrendik. Dolayısıyla az önce ifade ettiği kamusal alan içerisinde de hiç kimse kimseye müdahale edemez. Diyor ki bütün terörize eylemlere, bütün alanları açın. Düşünce ve hürriyet. Terör yasalarınızı değiştirin şimdi, diyor. Bakın bunların tamamını ya geçelim. Yapma tabi ya. Valla bu kadar basit şey. Hoş bir şey. Bak. Hayır, gerçekten. Bak bizim televizyon altı bir şey yazıyor. Lütfen izler misiniz? Doğu Guta'da kimyasal saldırı. Esed rejimi. Doğu Guta'yı kim koruyor? Kim koruyor? Rusya. Tamam. Kim koruyor? İran. Evet. Daha el sıkıştık dün. Tamam. Ne biz sorunun aslında? Çözümü neyse, için her tamam. türlü çabayı şey sarf ediyoruz. Ya şimdi siz kalkıyorsunuz. Siz de Esed'i savunuyorsunuz. Savunuyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Suriye politikada ne işi var deyip sivilleri kurtaran, sivilleri için yardım yapan. Ben. Bir önceki iki program önce Ali Bey. Vallahi billahi ayıp. O zaman söyleyeyim. Ali Bey iki program önce. Ayıp ayıp. Esed'i savunuyor ya. Ben. Evet. Ali Bey iki program önce. Ne işiniz var Suriye'nin? Söylediğim tüm mesele şudur. Siz bunu Suriye'nin bütünlüğünü savunuyorum dediğiniz andan itibaren zaten Esat'ı savunuyorsunuz. Ben böyle Üstadım, bir, siz bak, savunuyorsunuz. Ben söylemiyorum işte. Böyle bir şey. Ya hocam ben hayatımda geçen tartışmada bu masada Esat'ın Erdoğan'la görüşebileceğine yönelik açıklama yapan siz değil miydiniz kardeşim? Biz değildik tabii ki sizsiniz. Ben değilim. Allah Allah ya. Bir saniye. Güzel bir şey. Dur. Kuru iftiraya bak ya. Cevabı vereyim. Hocam sizsiniz. Ali Bey müsaade edin. Hüsamettin Bey. Vallahi ya. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğin sınırları Suriye ile bitişik bir sınır değil mi? Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Bunca düşmanın içerisinde Hafız Esad'ın özellikle şu konuşması, ben Türkiye'yi kucaklamaya, Erdoğan'ı kucaklamaya hazırım demesinin üzerine yaptığımız bir yorumdu. Siz konuştunuz. Tamam, ben ya konuşmadım yani. Ya, ayıp, vallahi ayıp. Kendiniz ya. Yaptınız ya. Ben yapmadım o cümleyi. Siz de dediniz ki devlet politikalarında Suriye'de hata yaptı.
evet, Esad'la görüşmesi zaten gerekiyor dediniz. Ben Esad'la görüşmesi Ahmet Davutoğlu'yla birlikte de bir konuşmanız oldu. Bak, ben, dolayısıyla bak, şimdi bunun ben Ali Bey gün içinde alırsın zaten git gel çok neyse, yaşıyor. Benim, okyanus tabii, suyu gibi. Güzel bir şey okyanus suyu. Bırak, o roketli bebek resmini gösterip bu bir savaştı demiş. Ben de savaş değil katliamdı. Yani şu anda yapılan katliam. İşte onu söylüyorum. Savaş diye savunmuştunuz Esad'ın yaptıklarını. Orada bir savaş devam ediyor. Bunlar olur falan. Gerçekten. Ya sen Afrin hareketi bak lütfen sen Afrin hareketine savaş demedin. Ben Afrin hareketinin bir tane savaş olduğunu söyledim. Böyle anımsadın değil mi meseleyi? Ya 3 kişi burada böyle anımsamış. Tek siz de böyle anlamadınız yani. Bu sevgili yönetmenim. Sevgili ağzınızdan çıkmadan önce sizin eseriniz ağızdan çıktı. Sevgili yönetmenim lütfen gelecek programa Afrin meselesiyle ilgili savaş ve hareket olduğunu aynı şehir yolculuğu tartışmayı korsanız bir de Esad'ın kiminle Doğu Kutlu meselesini de söylüyorum. Savaş dediniz. Ona zaten karşı çıkıyorum ben. Nasıl bir git gel böyle ya? Okyanus suyundan daha hızlı ya. Ali Bey isterseniz konu kaymasın. Ben Hüsamettin Bey'e tekrar döneyim. Hüsamettin Bey, Fransa'nın bölgemizle ilgili yaptığı hareketlere şimdi tarihsel bir düşmanlığı var. Kürtleri zerre kadar sevmez. Türkleri sevmez, Müslümanları sevmez. Şimdi sevmeyen bir insan ne oldu da PKK ve YPG üzerinden Kürtlere sevicilik yapmaya veya sanki bu iki örgüt Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir algı yönetme sürecine girdiğini de görüyoruz. Burada özellikle altı çizilmesi gereken konu bu. Bölgeye de çok ilginç mesajlar veriyor. Şimdi orada üzerinden saydığınız etnik gruplar içerisinde bir şey çok Türkiye'de dönmüyor ama Nisan ayının sonlarına doğru o etnik gruplarında çok geçer. O da Ermeni toplumudur. Onu da 1. Dünya Savaşı sonunda devlet vaat etmekle tanımlamış. Ama mevcut vaat etmiş olduğu devlet Rusya ile ilgili devlet şu anda işte fakir fukara açlık sınırları içerisinde gezen bir Ermenistan olarak ne yazık ki doğu sınırlarımızda duruyor. Bakınız biz geçen hafta Fransa'nın emellerini Amerika vermiş olduğu desteği etnik ve mezhep temel üzerinde alıp yapmış olduğum değerlendirme İran'ın etkisinden bahsetmiştik ki Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamada 5 tane sınır ki biz de kendi programımızda hatırlarsınız gösterdik. Macron ve Fransa hükümeti devleti Anadolu Ajansı'nın kuruluş gününe hitaben vermiş olduğu eleştiri demeçle neden siz bunları yayınlıyorsunuz? Bizim karakollarımızı ve oradaki birliklerimizin yerini niye gösteriyorsunuz? Özel bilgiler yok. Kamuoyuna açık olan bilgiler. Evet oysa biz bunları ben takip etmiş olduğum Fransız yani İngilizce yayın yapan Fransa televizyon ve kanallarında da zaten birçok defa görmüştüm. İngilizce yayın yapan Amerikalı'nın ve diğer dünya merkez medyasının yayınlarına baktığınızda Fransa'nın Suriye'deki tesislerini, karakollarını görebilirsiniz. Birazcık daha ilerletip Fransızların Afrin'de de bir küçük irtibat merkezi olduğunda burada deklare edelim. Biz, evet, hayır, geçen burada haritada gösterirken üssü var dediniz. Dedik haritada, işte. Dedik biz de onu diyoruz işte. Fransa sizden çok özel asabi oldunuz. Yok yok hayır. Asabi değil ya. Kızdığınız için. Zaten değil. Fransızlar neden bunu... Sanki Fransa yeni sahaya girmiş gibi anlatılıyor da o açıdan söylüyorum. Geçen de konuşurken onun için söylemiştim. Söylüyoruz ya bunu. Tabii ne oldu hemen arkasından? Ruhani'nin burada yapmış olduğu Rusya ile ilgili o göz... gövde gösterisi diyorum ben bunu. Atlantik İttifakı'nda az önce Bercan Bey değindi ama şöyle bir şey daha oldu. Buradaki yapılan görüşmelerde Rusya özellikle Türkiye'nin terrifat ilgili talepte ve daha sonraki taleplerine Rusya özellikle İran'ın eleştirel bir pozisyon takımları yapmış olduğu açıklama önemli. Bu bağlamda aslında dediğimiz gibi yani şunu izleyicilerimizle vurgulayalım. Fransa'nın silahlı kuvvetlerine yatırmış olduğu yatırımla Fransa'nın Suriye'de yapmış olduğu ilişkiler arasında rasyonel anlamda bir tezat durum söz konusu. Yani, evet. Şey İzleyicilerimize birazcık daha... Geçen programda demişti ya, yani Fransa ile İran politika birbirine yakın. Gerçekten de o Cevaz Zarif mesela Rusya'da bir açıklama yaptı. İşte Türkiye askerlerini çekmeli, Afrin hareketi ile ilgili falan. Evet. İran Fransa'ya üzerinde oynanan bir, bütün krizlerde Fransa'ya yakın onu, bir dil kullanıyor. Onu vurgulamak yani gerekiyor. Şunu da atlamayalım. Bir şey daha söyleyecektim. Onu da unutuyordum az kalsın. Fransa'nın bu 5 tane üstünü işte kamuoyunda işte hep şöyle vurguluyoruz. Diyoruz ki işte Amerikalılar Fransa'yı sürdü. Evet doğru. Ne üzerinden sürdü? Diyoruz. Yani özellikle bu yayınlarda biz sürekli olarak dile getiriyoruz İran vurgusunu. Şöyle bir şey var. İzleyicilerimiz de bu güç dengesine çok iyi baksınlar. Bakın Mali'de bir isyan oluyordu. Fransa oraya 1400 tane ki bu rakamları Fransa kendi resmi yayın organları veriyordu. 1400 askerle Sabri Bey müdahale etmişti. Bu bağlamda Türkiye'nin 911 kilometre sınırının olduğu yerde Fırat'ın doğusunda o coğrafya, o toprak parçasının içerisinde Fransa'nın askeri anlamda müdahale etmesi mevcut kendi ekonomik şartlarını göze aldığımızda %10 işsizlik var. Gençler arasında %25 işçiler Paris sokaklarına ayaklanmıştı.
kapanmış durumda. Çiftçiler eylem yapıyor. Bu bağlamda bu ekonomi skalaya baktığımızda Fransızlar, tırnak içinde söylüyorum, askeri anlamda sahada bulmamız güçtür. Ali Bey'in geçen hafta da özellikle ifade ettiği, bizim ne işimiz var Suriye'de dedi. Yani işte, altını çizdi, bunlardan biri. Onu izleyicinin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ali Bey kızınca kendini kaybediyor. Davutoğlu'nun politikaları ile ilgili bu iktidarın yaptığı eleştirileri unutmaz hepimiz ya. Bayağı hele siz var ya, harikasınız ya. Fransız, siz yine bu çelişki yumağını ben izleyicilere bırakıyorum. Zaten gazeteci dediğin ya çelişkiyi ifade eden biridir, yapmayın. Ben şöyle bir şey yapmam. Bak ben olur mu öyle şey? Niye olmasın? Çünkü bir düşünceyi seslendiriyor. Ama bak kızıyorsunuz. Şu yani, bak lütfen. Hemen geliyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Düşünce dediğiniz hemen şey yanlış olduğunu çıkıyor, bak bir dumanlar çıkıyor sizden yani. Çıkıyor. Ben de bir düşünce, bir düşünce. Şunu yanlışsa başka bir şey söyleyebilirsiniz hocam, ya. Hocam ben şahsileştirmiyorum. Analizi bitireyim. Fransa'nın yapmış olduğu müdahaleyi ben geçen yayınlarda da söylüyordum. Etnik ve mezhep temelli olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. Türkiye sabahleyin ajanslara düştü. Daha sonra yalanlandı. Bu Sincar operasyonu tekrar gündemde. Terrifat bakın. Türkiye Özgür Suriye Ordusu'yla daha rahat çalışabilmesi, Amerikalıların Özgür Suriye Ordusu'nun emellerini azaltabilmesi için bu Terrifat dediğimiz kasabanın alınması gerekiyor. Bunun psikolojik olarak Özgür Suriye Ordusu'na bariyer. Bir bariyer. Yani sen o insanlarla Suriye'de ilerlemek istiyorsan burada bir takım kazanımlar vermen gerekiyor. Çünkü Terrifat, Sunni Arap bölgesi, Amerikalılar kaşıyor, Özgür Suriye ordusunun içerisinde ekonomi temelli, ekonomik menfaatlerden ötürü buna yanaşan tipler var. ÖSÜ'ye bırakılmaz. Şimdi o psikolojik eşik kırılması gerekiyor. Bunun için devletimizin de bastırması gerekiyor. Terrifat da Özgür Suriye ordusu çok yöneticisini kaybetti. Aynı zamanda Arap kasabası bu bağlamda bölgedeki o entegrasyon, Fırat Kalkanı ile Afrin bölgesinin kesişme alanı olduğu için Türkiye'nin bu psikolojik eşiği aşması gerekiyor. Neden? Bakınız biz geçen hafta yapmış olduğumuz programlardan sonra bir şeyler daha döndü gündemde. Yine bizim bu Fransa ile ilgili, İran ile ilgili yapmış olduğumuz analizin değirmeni su taşıyan bir şey. Bu Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar eski yerine taşınması ile ilgili. Malumuz bu dönemde DAEŞ'in bir saldırısına istinaden Türkiye savaşa girmesin diye o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'cünün elindeydi. Arzu etmediğimiz bir operasyon gerçekleşmiş ve Süleyman Şah türbesi birazcık daha kuzeye, Türkiye sınırlarına çekilmişti. Kiminle getirmiştik? En çok kiminle getirmiştik? Bitirin şu analizi, bitirin. Lütfen ya, yap analizini ya. Siz şahıslara çok ne yok yapmıyorum. Kiminle getirmiştik? Kiminle getirmiştik de merak ettim. Süleyman Şah türbesini getirirken. Süleyman Şah türbesini kiminle getirdik? Biraz böyle yani sizin tabirinizle. Birazcık bu böyle ya. Türkiye kendi silahlı kuvvetleri de gitti getirdi. Ali Bey zaten bir ironik olarak da orada duruyor halen. Diyor ki yani YPG'nin güç affetmesi bile büyük bir saçmalama. Ben güç affetmiyorum. Ya Ali Bey, büyük devletler var. Süleyman Şah Türbesi Davutoğlu döneminde getirilirken biz nasıl yardım yapıldığını Kobani meselesi üzerinden de baktığımızda YPG ile çok açık bir şekilde o dönemde resmen bir ittifakla buraya vay, Balkan, vay, vay, Türk vay, Silahlı vay, Kuvvetleri bölgede. ben size şu ya, paylaşayım. Böyle ya. Kişiselleştirmeyin olayları. Okuduklarımızı unutmayın. Ya biz bunları reddetmiyoruz ama kişiselleştiriyorsunuz. Yok, kişiselleştirme değil ya. Olmamış gibi davranmayın. Ya en basiti bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da üçlü zirve yapılmadı mı kardeşim? Yapıldı. Bu üçlü zirvede DAEŞ yani IŞİD terör örgütü olarak tanımlanırken YPG ve PYD ile ilgili bir tanım var mıydı? Niye yoktu? Yoktu. Bakın, buyurun getirin yani. Ben yoktu diyorum. Çok açık. Çünkü sahada Doğukurt'a meselesini yazarken sahada Rusya, İran ve Esad çok açık bir şekilde kendilerine yönelik olarak sahadaki tüm muhalif güçleri temizlemek üzere operasyon çekiyorlar. Tamam. Ve aynı zamanda Rusya ve İran sahada YPG ve PYD'nin Amerika'nın bir şeyi gibi sahada vesayet savaşı yürüttüğü bir örgüt gibi durmaktansa kendi tarafına çekmek için uğraşıyor. Bunu Rusya'daki açtığı bürosundan tutun, İran'ın çok açıkça sahada bak söylüyorum tabii ki şey. Rusya'nın İran'ın sahada Afrin meselesinde bizzat İran'ın Afrin'den PYD'ye çekilin talimatı vermesi
kendisi ve bizzat YPC... Siz bizzat içinde miydiniz ya? Telsiz konuşmalarını mı dinlediniz? Nereden biliyorsunuz ya? Okumuyor musunuz gerçekten 50 ya? 50 tane askerimiz şehit olmuş. Ben de diyorum ki söylüyorum size diyorum. Okumak... Siz söylediniz çok somut. Bak ya lütfen. Siz telsiz görüşmelerini mi dinlediniz? Afrin'de söyleyeceğim dediniz evet. Ki Afrin'de YPG çekildi. Siz söylemediniz evet. Mi bunu? Evet. YPG kendisi açıkladı. Evet. Tamam. Ben bunu... E sen tamam ben de ben diyorum... Ben telsiz dinlemiyorum. Sen mi dinliyorsun? Soruyorum. Ben de diyorum ya. Ki o YPG'nin orada çekilmesindeki en önemli nedenlerinden biri İran diyorum. Ne söylemiyorsunuz? Peki müsaade ben de sağ evet. Okuyorum yani lütfen sen, ya. Allah. Müsaade biraz sonra kaynak ben, istiyorsan kaynak ver. Tamam bekle. Kaynak söyleyeyim. Silahlı bekle. Vereceğim ya. Havaya sıkıyorsunuz ha. Tamam vereyim bekle. Verin de bekliyorum. Ya niye o zaman YPG ile ilgili Rusya ve İran üçlü ittifakta koymadı metne? Hocam havaya sıkıyorsunuz ya. Söylesene bana ya. Ya ben ne bileyim sen söylüyorsun. Yok diyorum sana. Analiz yok diyorum yok. Yok diyorum yani. Yoksa nedir yani? Nereye geldin? Ben nereye gelmek istiyorsan oraya gel. Yani Rusya, Hüsamettin İran, Bey. Türkiye'yi kullanıyor mu? Ben kullanıyorum. Onu tartışacaksak tartışacağız arkadaşlar, yani. Arkadaşlar lütfen rica edeceğim. Bir saniye arkadaşıma belge vereceğim. Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili. Bir dakika. Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili. Ali Bey beni dinlerseniz burada bunu da size çok bu bilgiyi ya. Paylaşayım. Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili. Kafamdan duman tamam. Çıktığını bile görebiliyorum. Yani... Sevgili meslektaşlarımız ama ileri şeyleri var, gelişmiş aygıtları var. Hayır, izleyicilerimiz sağ kullanın şey, sol kullanınızdaki küpeyi görmedi. Terlemeniz var, terleme benim buhar yapıyor. Vallahi de yok, yeminim. Bak şurada bir şişe var, onu bile göremiyorum. Bak ben görüyorum. Sabri'nin kafasının üzerinde. Ya, böyle peki. Kişiselleştirmeyin. Peki. Ahmet Davutoğlu'na vuracaksınız, vurun da. Olaylar oradan buraya bağlıyor. Hüsamettin Bey müsaade eder misiniz? Başbakan Sayın Davutoğlu. Süleyman Şah Türbesi'ne gelelim. Silahlı kuvvetlerini. Bakın Hüsamettin Bey bu çok önemli. Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü, bütün üstünlük veya caydırıcı gücünü diye tanımlayalım. İzleyicilerimizin daha rahat anlayabileceği şekliyle devlet gerekli notayı hem Suriye hükümetine hem Rusya'ya hem İran'a hem Amerika'ya üçlü olarak verdi. Bu konuda herhangi bir direncin olması halinde o bölge ve o koridordaki bulunacak hiçbir kimsenin affedilmemesi gerektiğini evet. Bir notayla bildirdi. Bakın burada Türkiye'deki bazı böyle barışsever seviciler var ya, demokrasi hayranı, sosyalist düşünceler, savaşa karşı olanlar, sevişmeyi sevenler tipler vardır biliyorsunuz. Bunlar kalktılar. Bakın çocukları başka türlü bakıyorsunuz. Bakın bir dakika. Başka bir algıyla şunu yönettiler. Yani şey efendim silahlı kuvvetler PKK-YPG ile anlaştı da koridor açtı. Silahlı kuvvetler ona göre geldi, taşıdı. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz? Bu bir. İkincisi Tel Rifat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu içerisinde 4000'e yakın örgüt militanlarının bertaraf edilmesiyle ilgili yapıldığı bir operasyonda hem Kandil'in konuşmalarında hem rejim güçlerinin hem İran'ın hem de batılı ülkelerin direnç gösteremezsiniz çekilin talimatları üzerinde rejim güçleri tarafından kısmen götürüldü. Bazıları da tarih söyleyeceğim lütfen. Bak, hani belge istediği arkadaşım bakın, ben de belge bakın, vereceğim bir şimdi arkadaşım. Bu operasyonda Rejo bölgesinde kaçanlar oldu. Amanosları tekrar kullananlar oldu. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri de veya devletin ilgili kolluk kuvvetleri de bunların hiçbir tanesini de peşini bırakmadı. Sadece rejim tarafından kaçırılanlar oldu. Bu belge, kadar basit. Belgeyi bir atın bakayım. Tamam. Kandil'in belgesi mi, rejim ya. Belgesi mi? Hayır, ben kimin olduğunu söyleyeyim. Milliyet.com.tr. Tamam. Belge mi o? Belge mi? Belge söyleyeceğim. tabii başka ya bir şey değil. Kaynak olarak sen, yani kaynak, bir saniye, sen neyi algılıyorsun? Ben kaynak olarak onları aldım. Ya ne illegal şeyli mi var? İlişkili yok, mi var? İllegal ben söyleyeyim değil. O zaman. Biliyorsun mantıklı düşündüğünde Süleyman, her yerden Süleyman bir yerden bilgi alıyorsunuz. Süleyman Şah Türbesi ile ilgili kaygılarımız. Hayır, hayranım yani. Ya, hayran olmanız güzel. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ya, sağ olun. Süleyman Şah Türbesi'ne yalnız taşım... sol tarafındaki küpeyi izleyicilerimiz görmüyor. Arada bir göster yani. İyi tamam göstereyim görmek peki. İstiyorlarsa. Süleyman Şah Türbesi PYD ile IŞİD'in o bölgedeki silahlı çatışması üzerine iki o çatışmanın arasından geri yani zarar görmesin diye buraya getirildi. Ve o dönemde bizzat Flash. Ali Bey belge açıkladı. Ali Bey IŞİD'in püskürtüldüğü Kobani Kantonu Başkanı Enver Müslüm Türkiye'ye çağrıldı 18 Şubat Çarşamba günü. Şimdi biz Enver Müslüm'le burada devletin en üst düzeyinde yetkililer kimlerse görüşürken Kobani Kanton Bölgesi'nin sorumlusu olarak ve YPC'nin terörist ilan ettiğimiz Müslüm Türkiye'ye geldi devletin yetkilileriyle görüştü bu Süleyman Şah Türbesi ile ilgili. Ne yapacağız şimdi?
Ben cevap vereyim mi? Siz Sabri Bey'e soruyorsunuz. Sabri Bey'e soruyorsunuz. Tamam. Siz verin. Tamam. Buyurun, yok Sabri Bey siz verin. Varsın. Lütfen ya siz verin. Fark etmez. Ben vereyim. Tabii. Bakınız ben size şunu çok net ifade edeyim. Türk Devleti gerek Dışişleri Bakanlığı gerek MİT gerekse basına yansıyan görüntüler üzerine Salih Müslüm'ü Türkiye'de görüşmüştür, ağırlamıştır. Devletler kendilerine kullanışlı olmak kaydıyla örgütlerle, bakın oradaki gruplarla görüşür. Ben sonra bitiriyorum açık. Tamam. Geleceğim ya, geleceğim. Türkiye tarafı... Bana diyorsunuz ya konuyu anlatın, başka şeyler anlatın. Ben anlatıyorum işte. Ben cevaplayacağım. Hüsamettin Bey konuşsun, ben cevaplayacağım. Böyle havaya sıkmıyorum hocam. Tamam siz havaya sıkmıyorsunuz. Bacağıma sıkın yani, fark etmez. O başkalarının işi. Benim öyle bir söylüyorsun ki havaya sıkma. Keşke havaya. Tamam. Neyse bitireyim ben. Devletler bunlarla görüşüyor. Eğer bu gruplar o görüşülen devletin, ki burada isminizi zikrettiğiniz ülke kendi ülkemiz Türkiye. Bu ülkenin aleyhine işlere girişiyorsa o ülke artık onlarla görüşmez. Onu illegal gruplar içerisine alır, onlarla çatışır, onlarla savaşır ki Afrin'de olduğu gibi. Bu bağlamda Salih Müslüm, Almanya'nın ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngesinden bir türlü çıkamadı. Rusya'da çeşitli Esat şekilde bitireyim ama, ya böyle. Bitireyim ben. Ya onu biz biliyorduk zaten, o yeni bir şey değil. Artık Türk Devleti bu iflah olmayacak. Abisi bile mundar etmiş kendisini. Profesör doktor neydi abisinin adı, demiştim de. Diyarbakır Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Evet, öğretim görevlisi. Mundar etmiş. Bu adamdan vazgeçti bu devlet, tamam mı? Bunu ikide bir alıp, ya Türkiye'de aldı bunu görüyor. Türkiye keşke bütün gruplarla hep bu şekilde görüşse. Lehine Türkiye negatif tutumlu olan insanlar, bir sürü insan var yani. Tabii canım ya, bu ülkenin görüşemediği bir sürü insan var. Buradan alıp da Süleyman Şah'la ilgili de ben size söyleyeyim. Devlet o dönem bir tehdit gördü. Bu tehdide istinaden tarihten gelen o mükemmel devlet adamının cenazesini aldı. Türkiye yakın bir yere çekti. Ne oldu? Tehdit bertaraf oldu. Şimdi diyor ki tarihten gelen, uluslararası anlaşmalardan gelen yükümlülüğümden dolayı aldığım yere inşa edeceğim olan. Diyor. Bunda siz ne görüyorsunuz? Hiç görmüyorum. Ne ben dedi, doğru bir şey görüyorum. Bak, ben doğru görüyorum. YPG sayesinde ben diyorum ki, YPG sayesinde yapma ya. Benim söylediğim şey ne söylüyorsun? YPG'den destek Hayır canım, burada kayıt yapılıyor zaten. Ya burası televizyon arkadaşlar. Başka bir yer mi zannediyorsunuz? Tamam anlatın. Sizi dinliyorum. Ben zorlanıyorum. Kayıt var yani. Evet. O dönemde sonuçta Süleyman Şah Türbesi'ni bu tarafa getirirken YPG ile konuştunuz, onun sorumlusuyla konuşuldu bu devlet ve doğal olarak yani YPG'den destek verildi. Tamam, bir dakika, bir böyle müsaade olsun. Edin ya. Sabri Bey, hakikaten böyle olsun. Salih Müslüm hangi amaçtan Türkiye'ye getirildi? Enver Müslüm dedim, Salih Müslüm de var. Salih Müslüm de getirildi, Salih Enver Müslüm, Müslüm de getirildi. Hocam. Aynı iki ismi var. Şimdi, yani ne, şimdi, hangi amaçtan getirildi? Şimdi ben bir şey söyleyeyim, devlet herkesle görüşür illegal yöntemlerle. Alenen yapıyorsanız, alenen yaptığınızda onu bir kırmızı halıyla karşılıyorsanız o başka kırmızı halıyla karşılamadı. Neyse nerede ya, her otelin girişinde bir halı kırmızıdır ya. Neyse tamam. Allah Allah. Bazen de ya şimdi bakın izleyicilerimiz baksınlar. Masa da kırmızı, peki, şurada geçen çizgiler de kırmızı, tahtayı da kırmızı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Müsaade edin. Şimdi meselenin özü şu, tabii konjektürel durum değiştiğinde farklı şeyler yaparsınız, farklı şeyler söylersiniz, devletin politikaları değişir, iktidarlar değişir diye olarak. Konu değil, bir tane eski başbakan Davutoğlu değişti, onun politikaları da Yıldırım Bey'le birlikte, başbakanla beraber onun politikaları da farklılaştı değil mi? Böyle okuyoruz mesela, çünkü kendi içerisindeki başbakanların değişmesi de aslında bir politika değişikliğinin göstergesi. Çünkü eğer politika değişikliğine gidilmeyecekse başbakanı görevden niye alsınlar? Değil mi? Yani resmen söyleyin, kongrede seçilmiş bir başbakan, genel başkan bir şeyle, talimatla kongrede aday bile olamadan defteri dürüldü diyeyim, gönderildi. Şimdi benim olayım şu. AK Parti içerisinde de Salih Müslüm'le ilgili konuya gelelim. Şimdi çeviriyor, topu çeviriyor. Bak, çevirmiyorum. Salih Müslüm'le ilgili bir devlet görüştü. Tamam? O gün doğruydu. Bugün görüşmüyor. Bu devletle alakalı bir politika. Ben görüşüp görüşmem, belki 2 yıl sonra PYD ile oturacak, farklı konuşacak. Onu da bilmiyorum. Ama benim sadece söylediğim bir eleştiri anlamında söylüyorum. Yani siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki devletin her yaptığı mutlak doğru, eleştirilemez, ona laf söylenemez. Öyle bakıyorsunuz. Ben de aksine diyorum ki devleti yöneten size, yönetenlerin, bugün Sayın Erdoğan bunun en başındaki insan, defalarca açıklama yaptı, yanıldım. Demek ki o yanıldım dediğinde doğruyu söyleyen insanlar var. Hayatında hiçbir zaman yanılmadı. Yani böyle. Kim yanılmadı? Ali Bey yanılmadı. Olur mu öyle şey ya? Düşünce Sabri. Düşünce dediğiniz nedir biliyor musun? Bak ya, başta Bey, tekrar ifade edeyim. Lütfen size bir şey söylüyorum. Düşünce bir din değil, bir iman değil. Ve biz onu iddia ettik. Bir şey söyleyeyim. Düşünceye inanılmaz. Düşünce o günkü duruma göre görüş belirtirsiniz.
O güncel durumun değişmesiyle beraber yeni aktörlerin ya da yeni düşüncelerin, yeni bilgilerin sahaya girmesiyle düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Ali Bey, bu düşünceleri değiştirmesi de kötü bir şey değil mi yani? Müsaade eder misiniz Hüsamettin Bey, programın sonuna geldik. Ben Ali Bey'e şu cevabı vereyim. Dolayısıyla izleyicilerimize de en azından bilgi notu olarak da düşünmesi gereken bir konu olduğu için önemli bu konu. Birçok yerde konuşuluyor, çiziliyor, şu oluyor, bu oluyor. 2013 yılı, 2014 yılı itibariyle de çözüm sürecinin olduğu zirve noktada PKK-YPG yapılanması içerisindeki KCK yapılanmasıyla birlikte Afrin veya Rojova dedikleri bölgedeki YPG'nin alan kontrolü içerisinde... Bu da Akit gazetesinin haberi. Cevap vereceğim ben size. Burada bölgenin çözümlerini, bölgedeki oluşabilecek de facto duruma karşı Türkiye'nin tedbir olarak bölgenin bütün kanallarını kontrol eden bir devlet olduğunu unutmayın. Dolayısıyla istihbaratlar üzerinde devletler doğrudan görüşmez, istihbaratlarını kullanır. Bölgenin ve organizasyonun dizaynı noktasında kendi yetki alanları içerisinde her türlü görev ve alanını sorumluluğu ilgili siyasilere bildirir ve operasyonunu yaparlar. Salih Müslüm noktasında çözüm süreci odağındaki olan bir süreçte verdiği Kandil'e karşı verdiği 2-3 beyanattan sonra hızlı bir şekilde istihbarat gerekli devreyi sağladı. Salih Müslüm'le görüştü. Salih Müslüm'e de Türkiye ile önümüzdeki süreçlerde bölgede oluşabilecek veya çıkmaza sürüklenecek savaş senaryolarına karşı istihbaratın kanal olarak Salih Müslüm'ü dizayn etmesi gerektiği süreçte Türkiye'ye getirmiştir. Türkiye'nin çıkarları noktasında getirmiştir. Burada bir defa altını çizelim. Burada iyi Ahmet Davutoğlu düşündü. Ben şimdi bir haber daha göstereceğim Akit gazetesinde. Yine gösterin, yine gösterin. Tamam. Tam o süreçten sonra bir hafta Bercan Bey, Ali Bey, Hüsamettin Bey bir hafta sonra Fransızlar başlık olarak manşetlerine taşıdılar. Kürtlerin tarihsel bir sorumluluğu bizden habersiz hiçbir şekilde hiçbir şey oynatamazsınız diye hemen tehdit unsurları başladı. Arkasında Salih Müslüm İtalya'ya gitti. İtalya'dan Fransız istihbaratı hemen aldı, götürdü, Fransa'ya kilitledi. Buradan beyanatları vereceksiniz, bize bağlısınız, haddinizi aşıyorsunuz dedikten sonra sistem değişti. Bunun üzerindeki yapılan kalkıp bunu özellikle bir sopa olarak kullanıyor. Tutarsızlık orada. Türbe üzerinden yorumlamanız veya kalkıp YPG'den destek alıyor demeniz, ben mesela bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu zul sayarım. Bu kadar basit. Sayınca yani ne siz, gerçek ne oluyor? Siz sadece muhalefet olmak için bunları kalkıp başka algılar üzerinde yönetiyorsanız bu doğru bilgi değildir. Şimdi bu Akit gazetesinin haberi. Peki. Yine Akit.com.tr. Petrol bulmuş gibi bakıyorsunuz ha. Yok siz petrol bulmuşsunuz. Hocam sizi alalım. Bu PYD'nin bir geçiş töreni. Bu silahların tamamı İran kaynaklı. Ya konu ne? Onu anlıyorum. Söyleyeceğim konu dinleyin ya. Peki, lütfen hızlı. Bitireceğim sadece. Hızlı mı? Nasıl hızlı okuyayım? Yani? Programın sonuna geldik. Gelsin ya. Biraz bir 10 dakika uzasın ne olur yani. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'larla vurduğu YPG'nin İran o geçit törenindeki aracı. Türkiye Salih Müslüm'le görüşürken PYD'nin Suriye'deki PKK'nın bir kolu olduğunu bilmiyor muydu? Yeni mi öğrendi? Yok, Kandil'e yönelik açıklamalar yapınca mı fark etti? Türkiye, Salih Müslüm'ün Suriye'de PKK'nın kurduğu bir örgütün başında bulunan bir adam olduğunu bal gibi biliyordu. Peki ne yapsaydı? Çözüm önerinizde. Ben bir şey değil, benim bir şey anlatmıyorum. Hayır, bilmiyor diyen ben baş... ki yani. Ya öyle bakın, bir anlatıyorsunuz ki. Size. Batı'ya gitti, Batı bilmem ne yaptı. Bakın, ya, ben size tekrar söylüyorum. Diyorum ki... Bir devletin istihbaratı kendi devletin çıkarları noktasında her türlü tedbiri almak zorundadır. Devlet ve siyasilere gerekli organizasyonda da bilgi vermek zorundadır. Siz nereye yani sürüklüyorsunuz bunu? Devletin diyor yanına çekmek aynen için ya proje geliştirmiş. Ne alaka niye ya? Niye ihanetmiş gibi sunuyor ki? Yani o zaman YPG'nin kurucusu aynı zamanda Salih Müslüm değildir. Osman Öcalan. Yine söyleyeceğim. Peki. Ne fark ediyor ya? Tamam söyleyin. Ben kurucusu olduğunu söylemedim ki. Niye bana onu söylediniz az önce? PYD lider. Demedim öyle bir şey. Dedim ki PKK YPG'nin kurduğunu Suriye kanadı olduğunu bilmiyor musunuz dedim. Türkiye devleti bilmiyor. Peki ne yapsaydı? PYD lideri Salih Müslüm sorunun çözümü Süleyman Şah türbesinin taşınması operasyonunun olduğu gün koordinasyonu sağlamak için Türkiye'de olduğunu söyledi. Allah! Şimdi ne güzel bir şey yani var ya. Kaynak? Discovery kaynak oldu yani. Altını açın orada. Altını açın, altını açın orada. Bak ne diyor? Kaynak gösteriyor orada. Akit tamam. Nasıl? Oda TV. Ha, Oda TV. Bu Oda diğeri Akit TV'de. Söyleyeceğim ona. Söyleyeceğim son sözüm ben bağlı. Öyle bir buyurun. Yani
muhafazakar kesimde genel olarak şöyle bir şey var. İşte Hristiyan dünyası, Haçlı dünyası bize karşı bilmem ne diyoruz ama Müslüman dünyasında da sabah akşam biz de Hristiyan dünyasına hakaret ediyoruz. Çok önemli benim için temel olay şu, ben yine devletin bir yurttaşı olarak, vatandaşı olarak 7 yılda devlet 78.6 milyar dolar gelir sağlamış. Ve bu devlet 7 yıl içerisinde de 146 milyar dolar dış borç yapmış. Hı hı. Ve biz 7 yılda 551 milyar doları inşaata, demire, betona gömmüşüz. Hı hı. Ve burası üretmiyor. Burası istihdam, yani sürekli olarak istihdam sağlamıyor. Genel olarak söyleyeceğim olay şu. Ülke ekonomisi iyiye gitmiyor. Hmm. Bunu sokakta yaşayan, ticaret yapan, sokakla biraz irtibatı olan herkes görüyor. Salih Müslüm'den dolayı şimdi bunu söyleyeceğim. Genel olarak Salih Müslüm'de. Genel olarak dünyanın her yerinde ekonomi iyi gitmediğinde devlet toplumun gündemini değiştirir. 7.4 ve topluma direkt yaptı peki. Hocam niye o zaman gündemi ekonomi kötü gidiyor işte. Ne kadar senedin geri döndüğünü, ödenemediğini, ne kadar insanın ödeme Merkez Bankası verilerine bakarsanız bir gazeteci olarak. 7.4 Merkez Bankası. Peki Salih Müslüm'den oraya geldi. Adamın çöpe gitti ya. Hakikaten var yazık oldu ya. Ben böylelikle program sonuna geldim ama özür dileyerek detaylı tartışamadık peki. Ya çok önemli bir konuydu. İran hadisesi. İran önümüzdeki hafta arkadaşlar özellikle izleyicilerimizin belki şu eleştirisi Fransa olmuştur. Merkezi İran. Sosyal medya üzerinden özellikle gelen sorular da vardı. Ben onlara değinmeyeceğim değerli izleyiciler. Nedeni de şu. Sizlerden özür diliyorum. Programın sonuna geldik. Çünkü Akış'la birlikte Ali Bey özellikle topu alıyor getiriyor. Başka bir yerlerden başka bir yerlere atıyor. Bu akşam özellikle bu program birçok sorusunun kaynadığını da sizin takdirinize bırakıyorum. Yalnız Ali Bey'in getirip Salih Müslüm'le Türk ekonomisini savaş bölgesine bağlaması da ilginçti. Önümüzdeki hafta özellikle bu konularda İran, AK Rusya, AK Parti konuşacağız. İki bölüm halinde konuşmuş olacağız. Unutmamak iyidir. Yani şöyle ifade edeyim. Çıkarken Sabri Bey, Ali Bey aldı bunu beyzbol topuyla olayı bitirdi. Evet. Yani takdir kamuoyunun. Peki. Değerli izleyiciler böylelikle programın sonuna geldik. Hep hayırlı geceler diliyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Bütün ekip arkadaşlarıma, siz değerli izleyicilerime çok teşekkür ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.